Müşterinin yakalanması için bize bir yol ama insanların da e, masumların kendini kanıtlaması için de bir şans bence parmak izi. Parmak izi aramaktansa DNA. DNA aramanın daha tabii ki akılcı olduğunu söylüyor ama bir DNA bankamız yok ki orayla mukayese edelim. Yani... Ama parmak izi bankamız var yani veri tabanımız var onun ama... için parmak izinin peşine tabii Evet hocam. Düşülüyor. Biyometrik bilgiler gördüğüm kadarıyla artık e, devlet il, ilişkilerinde e, birinci derecede kullanılan alanlardan birisi haline geldi. Ee, acaba parmak izlerinin karşılaştırılmasında hiç mi hata yapılmaz? Doğum anında yani doğduktan sonraki iz neyse e, ölene kadar ki olan izler aynı. Eşlerin birbirini dinlemesi, ailelerin çocuklarını dinlemesi, bilim insanlarının birbirini dinlemesi, öğrencilerin hatta hocalarını dinlemesi gibi değişik örnekler de var. Böcek. Sadece bir ufak bir cihaz değil, İrademizin dışında ortamdaki görüntüleri, sesleri kayıt altına alan sistem bütünlüğüdür. Telefonunuzun kapama tuşuna bastığınız zaman evet. e, kapanıyormuş gibi görünüyor. Bu geceki suç ve delilde böceklerle ilgilenmeye devam ediyoruz. Gerçi onların da delil değeri olur ve pek çok suçu aydınlatırlar ama böcekler diyorsak sineklerden, kelebeklerden söz etmiyoruz. Hani şu Başbakanımızın dahi şikayet ettiği dinleme, izleme, gözetlemede kullanılan böcekleri masaya yatıracağız. Ardından sıra sanal güvenliğimize gelecek. Cep telefonuna gelen garip mesajlardan, yurt dışından arayanlardan başlayacağız. Gayri resmi, resmi hackerlere hackerler arası yarışmalar düzenleyen savunma bakanlıklarına uzanacağız. Başımızın belası virüsler bir diğer konumuzu oluşturacak ve son olarak cep telefonuyla işlenen insanların kabusu haline gelebilecek cinayet hikayeleri anlatacağız. Saygıdeğer hanımlar ve beyler yeni bir suç ve delile hoş geldiniz. Evet tekrar hoş geldiniz. Sayın Atıf Ünaldı, hoş bulduk. Bilişim Stratejisi. Geçtiğimiz hafta birlikteydik. O kadar çok konuşacak şey kaldı ki birlikte karar verdik, biz buna devam edelim dedik. Çünkü böcekler ve ondan sonra da nice nice konuya gireceğimizi anlayınca bu hafta bu sefer sizlerle birlikte bu işi sürdürmeyi düşündük. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Öncelikle siz Tamer Şahin, bilgi güvenliği uzmanısınız. Ve Türkiye'nin ilk hackeri olarak tarihe geçmiş e, durumdasınız. Bugün bize e, ilk olmanın getirmiş olduğu tabii ki bazı faydaları ve zararları ve bugünkü hekerlerin gelmiş olduğu Türkiye'de ve dünyada gelmiş olduğu yerin nereleri olduğunu tabii bizimle paylaşacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Engin e, Çetinkaya siz bilgi sistemleri uzmanısınız. Bize tabii ki Nedir bilgi sistemi uzmanı olmak biraz ondan e, tabii ki e, söz edeceksiniz diye düşünüyorum. Bir de sanallaştırma ile ilgili zannedersem çalışmalarınız da var. Evet. Ben bir sanallaştırma kurbanı olarak kendim birçok e, bir, bir e, derdim olduğundan mutlaka sizden e, ileriki günlerimi daha güvenli geçirebilmek için de e, öğütler alacağım diye Mesela düşünüyorum. Çok... Evet. Önce geçtiğimiz hafta. Şöyle bir kısa özetlenecek olursa hatırlarsanız başbakanımızın çok sıcak bir olayı vardı. Kendi çalışma ofisinin içerisinde elektrik prizinde bir böcek bulunduğunu kendisi söyledi. Türkiye'nin her yerinde bu tip şeyler olabileceğini tahmin ediyorduk, biliyoruz, duyuyoruz ama tabii başbakan ofisinde de bunların olması işin artık ne boyuta geldiğini bir kere daha bize gösterdi. Bu, bu olayın da e, kapıya konan güvenlik elemanlarıyla e, çözülemeyeceği çok ayrı bir uzmanlık alanı olduğu değil mi bir, bir yerde böyle evet. böcekler varsa bunları bulacak olan kişilerin de çok özel başka bir insanlar olması e, gerektiği de ortada. Nitekim herhalde artık böyle insanlar var ki zaten bu böceğin e, farkına da. Varmışlar diye düşünüyorum ve e, bu akşam bu noktadan hareketle biraz devam edeceğiz. Geçen hafta dermişti ki böcek dediğiniz şey aslında çok büyük bir şey değil yani küçük evet. bir cihaz. E, söyler misiniz bu ne büyüklükte bir cihazdır? Şimdi tabii onun bir sürü çeşidi ve e, değişik versiyonları var e, bildiğim kadarıyla. Hatta bunu sadece mekanik bir cihaz olarak da görmek belki doğru değil. Çünkü e, yine geçen hafta da üzerinde bir parça değinmiştik. E, aynı zamanda dijital de olabiliyor. Yani bir böcek olmadan cep telefonunuzun üzerinde ya da e, iPad'inizin üzerinde ya da e, hiç bunlarla alakası olmayan cloud'un üzerinde bir şekilde insanların dinlenmesi mümkün. Durun oraya daha, daha girmeyelim. Daha e, daha herkesin daha kolay anlayabileceği yani fizik Başbakanın yani fiziki, konusuna dönelim. Evet. evet. E, aslında ilginç olan Başbakanın odasında bu böceğin bulunması değil. Ee, bir seneden fazla süre sanıyorum ki kalmış orada elektrik prizinde. Bunun bir seneden fazla süre orada kalması. Daha önce bir CHP milletvekiliyle e, biz bir TV kanalında mülakat yapmıştık. Karşılıklı görüş bildirmiştik. E, o zaman yayınlanan bir siyasi partinin yetkilisiyle ilgili bir video üzerine konuşuyorduk. Bunun ile ilgili. O programda böcekler hakkında konuştuk ve ben söyledim yani internetten. 20-30 dolara edinilebilecek bir cihazla odalarda işte bu gizli kameraları, böcekleri tespit edip rahatlıkla ortaya çıkarabiliyorsunuz demiştim. Daha sonra 2 hafta geçti ve bu milletvekilimiz gazetelerde elinde 4 tane böcekle poz verir şekilde haberlere çıktı ve meclisteki odalarda bunu buldu. Yani aslında bu çok yaygın olarak yapılıyor ve yeni yeni biz bilinçleniyor gibiyiz. Yani Amerika'ya baktığımızda işte başkanın siber güvenlik danışmanı olduğunu görüyoruz. Evet, ee, bir dakika durun sözünüzü kesiyorum ama sizin demek istediğiniz şu mu? Yani neden daha önce başbakanın odasında bu internetten satılan 20-30 dolarlık aletle tabii. diyelim ki bir arama yapılıp da bu şey fark edilmedi? Yani bizde defansif güvenliğe çok fazla yatırım e, yapılmamış demek ki. Ama Mesela bense, kullanılıyor. ben size şöyle bir şey sorayım o zaman. Şimdi diyelim ki dinliyorlar. Ve sizin o günü oraya e, şey yapmaya, e, böcek aramak üzere yola çıktığınızı da öğrendiler. Hı hı. Bunu uzaktan e, bir kumandayla bir biçimde e, inaktif hale getirmeleri mümkün değil mi? Tabii ki O mümkün. zaman sizin aletiniz onu bulamazsa. Hatta şöyle söyleyeyim bir yuva içerisinde bir dakika, asidik bir madde de olabiliyor. Tamam, o zaman sizin oraya aramak üzere girdiğinizi fark ettikleri anda... Hı hı. Bunu inaktif hale getirirler ve sizin o satın almış olduğunuz değil o 20-30 dolar Hı -hı. 3 bin dolarlık aletiniz bile olsa yine de onun varlığını tespit edemezsiniz. E yani o bir dalga bir, bir frekans bir, bir elektromanyetik Hı -hı. bir şey yaymıyorsa. Şimdi orada tabii şöyle ilginç bir nokta var onu atlamamak lazım. Bu olayla ilgili söylüyorum bu olaydaki alet yansıtıcı yansıtıcı olduğuna evet. göre mutlaka frekans etrafa devamlı bir frekans yayıyor frekans e, bulucularla e, geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Evet. Frekans bulucularla her an kontrolün yapılıyor olması lazım. Yani onu özel bir arama gününü e, gibi düşünmemek lazım. Genel olarak başbakanlık konutundan e, veya bu olayın nerede olacağı düşünülüyorsa o ortamdan hangi frekansların çıkışının yapıldığını bir şekilde daha önceden tahmin edebiliyor olmak ve görüyor olmak lazım. İkincisi bu olay olduktan ve bulunduktan sonra mobese kameralarının kontrol edilip etrafta Hangi araba araçların döndüğünü e, kontrol edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Her sefer söylüyorlar. başka araç da olabilir. Olabilir. Ama evet. sonuç itibariyle bunun e, hani bu iş olduktan sonra kontrol edilmesinden ziyade aslında başbakanlık konutunun etrafındaki araçların e, muhtemelen her zaman kontrol ediliyor olması lazım. Etraftaki mobese kameralarının mutlaka araç olması, kontrol olması şart mı? E, bu geçerken daha de tabii bir, bir şey, bir şey olamaz. Yani e, çok küçük bir dinleme cihazıyla e, yoldan koşarken de. E, şeyi yakalayıp oradan dinleye dinleyebilir. Evet. Yani böyle şeyler olabilir. Ama hani bunların hepsini zaten kontrol eden benim Tamer'in de güzel söylediği şeylerden birisi hani işin defansif kısmı zaten parça... olmalıydı diyorsun. Evet. Olmalıydı. Oranın dinlenebileceği zaten öngörülmeli. Bazı önlemler alınıyor. Mesela hiçbir şekilde dinleme cihazı olmadığını düşünelim. Biz bir yeri dinlemek istiyoruz. Bu da mümkün. Yani her evet, tuş evet. vuruşu bir elektromanyetik evet. sinyal yaratır evet. ve görüntüleri de bu şekilde evet. elde edebiliriz. Tempest, Eavesdropping denilen teknikle evet. bir minibüsün içerisinde bir laptop ve bazı elektronik cihazların evet. birleşiminden diyelim biz ona genel olarak oluşan bir cihazla siz o sinyalleri yakalayıp hiçbir şekilde internet bağlantısı ya da wireless bir bağlantı kurmadan sadece o elektromanyetik sinyalleri yorumlayarak da dinleyebilirsiniz. Ama bildiğimiz şey şu ki büyük millet meclisi işte emniyet, başbakanlık gibi yerlerin belli odalarında bu tempest korumalı duvarlar var. Bunlara karşı önlem alıyorlar. Ama nasıl bu korumalı duvarlar var da e, dinleme ile ilgili o frekans bozucu cihazlar orada yok? Ona da bakmak lazım. Ee, burada aslında iki konu daha var. Birincisi o e, yansıtıcıyı eğer bir şey yansıtıyorsa. E, sadece onu dinleyenler değil aslında bir başkaları da onu dinleyebilir. Tabii tabii. Biz evet. Yani Evet. dinleyebiliriz. E, tabii tabii yani siz rastgele yapalım. ya da kötü amaçlıysanız orada bir şekilde bunu dinlemeye çalışıyor olabilirsiniz. E, şöyle de bir durum var. E, Tamer'in dediği gibi aslında hani çok kolay bulunabilir bir cihaz olabilir ama çok kolay bulunamadı bulunmayabilir ama e, hani biraz evvel söyledik ya inaktif edici evet. bir unsur var mı diye. İşte o inaktif edici unsur çok kolay bulunabilir. Dolayısıyla onu e, inaktif edici unsuru koymamış olabilirler. Bir de Hı -hı. öyle bir durum var. Hı -hı. Evet ama demin siz başka bir şey söylediniz. Tuşların Hı -hı. E, tuşlarla ilgili Hı -hı. E, her tuşun kendi titreşimi evet. tabii ki farklı olduğundan e, tuşlanan yani bilgisayarda yazılan yazıyı bir kere tabii, herhalde şüpheleri... en azından. Sizin klavyede bastığınız evet. her tuş tamam. aslına bakarsanız bir elektromanyetik bir sinyal tamam. olarak etrafa yayılıyor. Demek ki yayılıyor. yazdığım belgeyi yazdığım metni zaten Hı -hı. bir bir şekilde bir dönüştürüyorlar herhalde o elektromanyetik. Evet, o şey elektromanyetik evet. cihazlar bunu yorumluyorlar. Evet. Daha sonra tekst olarak bir tamam. programa yazıyorlar. Yani sizin şifreleriniz adım adım yazdığınız her şeyi tıkır tıkır orada Oraya beliriyor. Gidiyor. Nasıl bir Word dokümanında beliriyorsa, onların ekranında da beliriyor. Peki bir adım o zaman başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela benim o sırada izlediğim televizyon programını da herhalde şey yapabilirler mi? Tabii ki ne seyrettiğimi ne seyrettiğinizi öğrenebilirler. Aslında orada çok daha doğrudan bir tehdit var. Akıllı televizyonlar. Şu evet. anda akıllı televizyonlar geleceğin tehdidi ve üzerinde her akıllı televizyonun üzerinde internet bağlantısı var, bir kamera var. Aa, ve onu bir biraz sonra gireceğiz. <laughs> demek ki. Yani anladım e, ne demek istediğinizi. Ama en azından şu noktada e, bırakın internet bağlantısını bir tarafa bırakıyoruz. Hı hı. Wireless filan vesaire yani kablosuz herhangi bir şeyin olmasına gerek yok. O mekandaki elektromanyetik titreşim farkından yola çıkarak hı hı. zaten benim kullandığım klavyede yazdığım metni dahi yani bilgisayarıma girmeden aslında evet. bütün bunlar. Yani bunu tespit etmek de çok çok güç. Çünkü pasif cihazlar bunlar. Sadece evet. sinyalleri yorumluyorlar. Siz bir sinyal evet. yollamıyorsunuz. Sadece Hayır. var olanı yakalıyorsunuz. O yüzden Tamam. Demek ki çok bilgisayara bilgisayara girmeden bile benim yazdığım belgenin metni anlaşılabilir bir noktaya gelmiş durumdayız. Evet. Evet. Peki Başbakan'ın bu odasında bir yıldır olduğunu nereden biliyoruz? Basında çıkan ifadeler bu yöndeydi. Bir yıldan evet. fazladır orada bulunduğu söyleniyordu. Bir güç kaynağına bağlanmış. Evet Normalde elektrik, hı, elektrik şeyine, dizine, dizine bağlanmış. Çünkü bir besleme sorunu olması istenmemiş. Yani Bir, evet. bir sorunu olması istenmemiş. Ee, bu tabii daha profesyonel cihazlardan belli ki. Hani Diğer daha farklı evet. cihazlardan değil. Ve bunu inaktif etme ile ilgili de sadece ses dinlemesi yaptığı için bu bu tarz cihazlar. Yani sizin orada kontrol yaptığınızı tespit etmesi de çok mümkün değil. Sadece sesleri yorumluyor, sesleri kaydediyor. Evet, ben dedim ki geliyorlar mesela konuşuyorlar kendi aralarında. Hadi biz burada böcek arayalım yarın diyorlar diyelim. O da onu duyuyor. <laughs> Kapatıyor şentere gibilerden yani bu, çok basit. Şimdi tabii burada şöyle, bir tablo olabilir. Çok, evet. şöyle ilginç bir durum var. Ben işte başbakanımızın güvenlik stratejisini belirleyecek olsam iki tane katman oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi işte jammer'lar ve bildiğimiz standart güvenlik sistemlerini oluşturmak lazım. Onları oluşturmak için bir sistemciye ihtiyaç var. Yani o sistemi kurabilecek, güvenlik sistemini oturtabilecek birine ihtiyaç var. Dijitalde de aynı şey geçerli. Daha sonra da o oluşturulan sistemin kontrol edebilecek, denetleyebilecek daha böyle kafası bir parça daha Hacker gibi çalışan çünkü uh -huh. bu aslında hacker deyince herkesin aklına internet ve internet ve dijital teknolojiler geliyor ama hayatı da hack edebilen evet. insanlara evet. hacker diyoruz aslında biz. Ee, güvenlik tarafını hack edebilecek bir takım insanlara da o güvenlik duvarının aslında gerçekten başarılı olup olmadığını arada boşluklar olup olmadığını kontrol edecek bir başka grubu da dahil etmek lazım. Yani cross evet. yapmak lazım ki e, yeterli ve güvenli bir sistem oluşturulabilsin. Stratejik Peki, olarak. geçtiğimiz hafta şöyle bir noktaya gelmiştik. Ee, öyle halk arasında söylenen şeylerden bir tanesi odanın içinde diyelim ki suyu açarsanız su sesi olursa ya da bir, bir arkadaş kuş sesi dedi mesela evet. olursa böyle. <laughs> e, o zaman e, dinlenemiyormuş ya da seske <laughs> öyle öyle bir şeyler herhalde çok geçmişte kalmış Yok, olmalı. Yok çok geçmişte kaldı. Bu evet. o zamanki hani hurafelerden biri de kendi telefon numaranızı arayın. Çalıyorsa eğer işte dinleniyorsundur evet, bunların hiçbir evet, gerçekliği evet. yok. <laughs> evet, Hiçbir gerçekliği yok. Ee, ama şöyle Başına söyleyeyim. Başına bir şey e, Tabii o kadar detaylı dinlemeler yapılıyor ki yapıldığı zaman e, bunu hani birisi oturup dinlemiyor. Öncelikle insanların evet. onu bilmesi lazım. Evet. Bunlar kaydediliyor, arşivleniyor. E, benim daha önce e, benimle irtibat kuran e, kişilerden bildiğim kadarıyla e, işte bir şey soruyorsunuz ve diyor ki dur bakayım onun iki tane köpeği vardı. Bir e, bakayım hani neymiş isimleri. ...diye geriye dönüp de sorgulayabiliyorlar. Yani yazılı bir metin ararmış gibi ses arıyor. Kesinlikle. Bunun çok gelişmiş evet. versiyonları evet. Amerika'da var. Belli kelimeler var. Kim? Anahtar evet. kelime listesi var. Bakın anahtar kelime listesindeki bir kelimeyi siz telaffuz ettiğiniz anda... zaten dinlemeye Peki Türkiye'de ağır de anahtar kelimelerin e, yüklü olduğu bir veri tabanımız yok mu? Henüz daha hmm. yok. E, aslına bakarsanız bizim durumumuz şu. Şu anda BTK... Ee, saniyede yaklaşık 20 milyon olay event e, üreten e, bir altyapıyı kullanıyor. Ve henüz daha bunu analiz edemiyorlar tam olarak. Bu BTK nedir? Çünkü BTK deyince siz bana bir Bilgi seri katil. başkanlığı. Ha, güzel. <laughs> o felaket çünkü o zaman. internet iletişimini kontrol tamam. eden dinleme izin izinlerine... O zaman BTK mı diyelim? O tip zaman... mi diyelim? Tip diyelim. Tip bah, diye öyle diyelim şey. daha iyi olur. Çünkü <laughs> BTK bond, bağla, torture, işkence et, kil, öldürün <laughs> üç şeyidir. Ve çok çok önemli bir Typhoon seri katilin <laughs> evet, evet, evet. kod adıydı. Onun için dedim ki birdenbire niye bunlar? Değiller Yok, niye yani. birdenbire seri katil? Tayfun Bey duymasın bunu. Evet tamam. Yani evet. Yani bu 20 milyon olayı analiz edebilseler emin olun çok çok ilginç olaylara e, çözüm bulunabilir. Ama bizdeki altyapı henüz daha bunu analiz edebilecek noktada değil. Sadece bu altyapı bulunuyor ama bu bilgileri sınıflandırmak, data evet. mining dediğimiz veriyi evet. işlemek çok evet. ayrı bir olay. Bunun için çok çok gelişmiş yazılımlar ve donanımlar gerekiyor. Evet. Evet. ama çok önemli. Çok çok önemli. Olması yani da bir çok şart cinayeti herhalde. ve evet. ulusal meseleyi evet. e, hatta casusluk faaliyetlerini bile ortaya çıkarabilecek Olaylara ışık tutulabilir. Tamam yani sadece bu bilgileri toplamak değil ondan sonra bunları tasdif işte etmek yani. ondan Kesinlikle. sonra e, bunların içinde de aradığınızı bulmak veyahut da e, bu önünüzden geçerken diyelim şimdi dur diyebilmek. Mesela Belki Wikileaks de. olayında evet. neyi gördük? Bunu çok iyi tasdif ettiğini gördük Amerika'nın. Bir e, portalları bir internet siteleri evet. var ve yaklaşık işte e, 200 milyon kadar... E, anladığım kadarıyla kullanıcı buna dolaylı yoldan bağlı. Bu insanlar buraya her türlü bilgi akışında bulunuyorlar. işte ne bileyim bir duyumu belki o ülkedeki evet. büyükelçi iletiyor. Başka bir dedikoduyu, bir yolsuzluğu iletiyor. Başka bir olayı, rejim değişikliğiyle ilgili fikirlerini söylüyor. Bunun Bu da nesil, belli bir yere gidiyor. Belli bir yere gidiyor gibi. Sınıflandırılıyor ve evet. Wikileaks oradan bir kullanıcıyı bulup oradaki verileri dışarıya çıkardı. Zaten, o zaman bunu anladık. Evet zaten e, suçla mücadelenin en önemli e, silahı tasniftir. Doğru. Tasnif edemediğiniz takdirde hiç beri hiçbir işinize yaramaz. Yani parmak izi mesela. Parmak izlerini alıyorsunuz herkesten. Eğer tasnif edilebilir bir yoksa. şey bulunamamış olsaydı, bir sınıflama e, mantığı bulunamamış olsaydı mümkün yok. E, işe yaramaz. Yani onunla ilgili bir ufak kısa bir şey anlatabilirim. Ee, bir emniyet müdürlüğünde, bir şehirdeki emniyet müdürlüğünden bir telefon almıştım. Bundan... E 7-8 sene önce tabii çok tedirgin şekilde konuşuyor oradaki komiser Hani benim memuriyetim yandı. Ne oldu dedim? İşte 4 tane memur oturuyor. Bilgisayarlara veri giriyorlar. O zaman da bir yedekleme mekanizması kurulmamış. Ve o veri girilen işte suçların bilgilerinin girildiği makinelerden birinin hard diski bozulmuş. Bilgilerin depolandığı alan. Ve tık 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 sesler geliyordu. O yedekleme ünitesine harcayacakları paranın kat kat fazlasına onu yurt dışına Biri... gönderdiler ve o bilgileri kurtardılar. Çünkü şüphelilerin evet. İşte parmak izi evet. gibi diğer evet. çok önemli bilgileri vardı. Veri kurtarmaya biraz sonra geliriz. Veri, veri verileri kurtarılacak hale gelmiş birisi olarak ben <gülüyor> <gülüyor> ara sıra yani böyle bir şeyler yaşıyorum. Peki şimdi devam ediyoruz şöyle ki tabii ki başbakanın dinlenmesi olabilir. Yani ona bir şey demiyoruz. Mümkün böyle yüksek düzeydeki işte siyasilerin olsun ya da önemli kişilerin iş adamlarının diyelim ki e, dinlenmesini insan şey yapıyor da hani olabilir e, diyor da e, çok daha e, sıradan vatandaşların arasında da bu dinleme hadisesi gerçekleşiyor dinleme gözetleme izleme vesaire bize çok cazip geliyor aslında yani birbirlerini gözümüze kestirip evet. yani eşimizi, sevgilimizi yakın vesaire çevre, yakın çevremizi nedir. merak ediyoruz nerede diye en azından nerede diye merak ediyoruz. Hı hı. Tabii ki kiminle ne konuşuyor, benim hakkımda da ne diyor, bunu duymak çok. Süper olur tabii ki. Onun için hepimizin böyle bir şeyi var. Şimdi bu konuda... Aslında süper olur mu o da ayrı bir <laughs> konu yani. Bilmiyorum yani hani, hani ben, ben... Bu Ömer Seyfettin'in yüksek ökçelerini getirdi benim aklıma. Biliyor musunuz o hikaye? Ömer Seyfettin'in yüksek ökçeleri. Çok güzel bir hikayedir. Şöyle büyük bir işte köşte oturan bir kadın, zengin bir sürü de yanında çalışan insan var. Kadının adeti çok yüksek topuklu ayakkabılar giymek Hı, ve bu yüksek topuklu ayakkabılarla işte orayı burayı teftiş ediyor. Mutfak nasıl işte işte bahçe nasıl vesaire her şey pırıl pırıl. Günlerden bir gün beli ağrıdığı için o yüksek topukları çıkarıp düz bir ayakkabı giyiyor ve iniyor ki bir felaket. Her yer pislik içinde bir, birileri orada dalga geçiyor, birileri orada dedikodu yapıyor vesaire. Tekrar dönüyor eski yüksek topuklarına yani hiç olmasa benim huzurum şey diyerekten şimdi... <laughs> Bu dinleme konusu ama insanın içinde tabii bir dürtüdür. Yani insan ne yapıyor bu yakınlarım diyerekten elbette merak eder. Yani her bu, şeyi bilmek insanı mutlu edemeyebiliyor. Yani o acı verebilir. İlgi acı verebilir. bilgi güçtür ama öte yandan yani bilgi yani, acı verir ama yani bilginin de güç olduğunu da unutmayız. Yani. yani geçmişte işte kız arkadaşlarım olsun, arkadaşlarım evet. olsun hepsinin bilgisayarlarına girdim. O ya, işte daha henüz evet, etik hackerlık evet. yapmadığım <gülüyor> zamanlarda <gülüyor> O etik evet. anlayışa sahip olmadığım daha e, böyle egonun şiştiği dönemlerde yaptım ve baktığınızda şöyle oluyor insan ben psikolojisi yapma diyordum ama ben <laughs> insan psikolojisi çok farklı çalışıyor yani sizinle çok iyi e, anlaşan biri biriyle konuşurken sizin hakkınızda daha biraz iğneleyici konuşabiliyor siz bunu gördüğünüzde Zahsız bu sefer o kişiye karşı tavırlarınız değişiyor Do yani tabii. ona daha kötü davranmaya başlıyorsunuz bir süre sonra bakıyorsunuz ki çevrenizde insan kalmamış yani sosyal açıdan aslında çok e, bel altı bir pozisyon Birilerini takip etmek ve hani sevdiğiniz kişiyi takip ettiğinizi düşünelim. Ben de kız arkadaşlarımı takip ettim ve yani şaşırtıcı bir şeye rastlamadım ama birine canım bile demesi sizin canınızı rahatsız sıkabiliyor, de, rahatsız ki. edebiliyor. Ki. O yüzden evet. bunları görmemek, o işi akışına bırakmak, biraz daha davranışlarından bir şeyler yapmak daha, daha avantajlı olabilir. Evet, Peki ama yani insan şimdi şöyle sizin işiniz bu, siz yapmasını biliyorsunuz ama ben bir internet sitesinde dolaşırken benim karşıma bir şey çıksa, bir alışveriş sitesi ve desek işte şöyle şöyle bir yazılım var veya da şöyle bir alet var. Şu kadar 3 kuruş, 5 kuruş. Ondan sonra sen bununla eşi sevgilini dinleyebilirsin. eşini gözetleyebilirsin. Mail'lerini hack edebilirsin. Neyse işte bir şeyler. Buna kapılmamak mümkün mü? Yani, yani aslına bakarsanız yasalar kapılmamanızı öneriyor ve bunun içinde belli yaptırımlar getiriyorlar ama işin cazibesine kapılan çok insan var. Her hafta onlarca mail alıyorum mesela bu konularla ilgili. Eşini hekletmek isteyen, <laughs> evet. evli olup işte internetten tanıştığı birine e, müstehcen fotoğraflarını gönderdiğini evet. ve onun kendisine şantaj yaptığını, hatta benim o olayı çözmezsem işte tabii o kendi kafasında yani. ben onu hackleyip halledeceğimi düşünüyor. Öyle bir şey mümkün değil tabii. Yap yapılmayacağı açık ama. Neden yapılmayacak? Düşün bunun bir e bedeli, bedeli şimdi yok mudur? Bunun bedeli yani, bedel hani karşılığında yapanlar size var. Edemiyorum. Siz, demiyorum. Sizden söz etmiyorum evet. tabii ama yani bunun bir bedeli elbette vardır. Dünyada kiralık katil tutulabiliyor. Tabii bunun bir var. Nerede şimdi Orada kal tabii şöyle bir şey var. Şunu atlamamak lazım. Şimdi e, her bilgisayara girilebilir ama hiçbir bilgisayara da girilemez. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Evet. Bir bilgisayara girmek için gerçekten e, oturup uzun uzun çalışmak lazım. Her sistemin mutlaka bir güvenlik açığı vardır. Ama e, bazı durumlar vardır ki attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmez. Yani e, toplamda sizin o iş için harcayacağınız zaman mesela SSL sertifikaları için aynı şey söylenir. SSL sertifikaları normalde elektronik ticaret yaparken... Birbirimizin şifreleri yani şifreli olarak data gider gelir evet. Ve o şifreleme sistemi aslında kırılabilir bir sistemdir ama onun bir kuralı vardır İşte yanlış hatırlamıyorsam engin sen de düzelt istersen yani işte sekiz bilgisayar atıyorum 2 yılda bir kredi kartı bilgisini evet, kırar diyorlar bu, bu kadar zaman harcanıp bu kadar da bilgi harcanıp yapılacak şeyin karşılığında bir tane kredi kartı bilgisi alacaksanız attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmez hale geliyor. O yüzden de buralarda tabii ona da çok dikkat etmek lazım. Yani bunlar yapılabilir şeyler ama, ama yapılamaz. İnsan şeyler. hatasından çok faydalanılıyor. Mesela size bir link geliyor. Siz o linke evet. tıklıyorsunuz. Ondan sonra bir takım bilgiler istiyorsunuz. Peki size. o zaman yavaş yavaş şimdi buna girelim. <laughs> ama buna, buna girmeden önce demin kaldığım noktada yine de şey yapmak istiyorum. Yani e ee, sıradan insanlar e, birilerini dinleyebilir mi? Tabii ki dinleyebiliyorlar. Sıradan insanlar da dinleyebilir. Güzel. İnsanlar evet. birbirine cep telefonu hediye ediyorlar. Evet. Hani bu çok önemli. Hatta 4-5 sene öncesine kadar baktığımızda mecliste cep telefonu dağıtıldığını hatırlıyorum ben. Evet. Yani bu evet. çok ciddi bir şekilde e, saatli bomba gibi bir şey bu ve cep telefonları için çok güzel de bir tanım var. E, konuşma yapmaya da yarayan dinleme cihazları. Denir mesela bu çok güzel bir tanım bence. Aslında ee, dinleme cihazı da yani ara sıra konuşuyor aynen, bilgilerden. Aynen ara sıra <gülüyor> konuşma <gülüyor> özelliği de var bu <laughs> dinleme cihazının. Evet. Ve bu kapalı olduğu takdirde dinlenebiliyor belli istihbarat örgütleri tarafından. Ee, aynı zamanda zaten açık olduğunda izinli ya da izinsiz kullanılabiliyor. Onun dışında aslında e, GSM protokolü dediğimiz evet. protokol de çok zayıf. Yani siz birkaç yazılımla da sahte baz istasyonu yaratıp orası üzerinden insanların e, telefonlarının pilini bir anda bitirebilirsiniz yani çok kısa süre içerisinde ya da bu mudur en önemli işaret. Yani pilin çabuk bitmesi Eğer önemli. Eğer çabuk mi? bitiyorsa o evet. ortamda bir jammer engelleyici e, ya da bir dinleyici e, yansıtıcı bir e, sahte bir baz istasyonu olabilir. Çünkü daha fazla pil tüketiyor ulaşmak yani, için. Yani bu gizliden gizliye orada bir yazılım çalışıyor mu demek? Tabii orada yani, bir yazılım çalışıyor. Bir, bir anten var, var ama çok güçlü bir verici değil. Evet. Ee, o çok güçlü bir verici olmadığı için bir yandan da gerçek sinyali manipüle etmeye çalıştığı için telefonunuz daha fazla bağlanmaya çalışıp işlemci gücü harcı, işlemci gücü harcadıkça da pili dibe vuruyor. Ama bir yandan tabii size bu telefon işte serviste ya da restoranda bir yere işte ne bileyim şarja takması için evet. verdiyseniz orada evet. bir yazılım yüklendiyse, e, yazılım yüklenen telefonla da e, dinleme çok daha kolay yapılabiliyor. E, yani siz mesela Belli telefon üreticilerinde bunu yapmak daha zordur ama belli telefon üreticilerinde çok daha kolaydır dışarıdan yazılım yükleyip bu şekilde çalıştırmak. orada evet. hep gücün karanlık tarafından bahsediyoruz ama aslında bu teknoloji bir de aydınlık taraftan baktığınız zaman e, sonuçta koca filolar var. İnsanlar filolarını bu şekilde takip ediyor değil mi? İşte nakliye firmaları vesaire işte e, keza e, çocuğunuzu vesairenizi de Doğru. bu şekilde hı hı. E, yani aslında gücün iyi tarafından baktığınızda... Durun bir dakika şimdi orada... Filolar, filolarda diyelim ki cep telefonuyla mı takip ediyorlar onları? Ama filolara takılan bir aletle takip Günün ediyor. Sonunda GSM'le ama daha çok takip ediliyor. İşte cep telefonun içerisindeki sonuçta çip ve onun getirdiği sinyallerle. Ya yine cep telefonuna takılan bir şeyle. Aslında evet. Araca takılan değil. Aslında o e, cep telefonunun araca takıldığını Araca bir Birebir bir cep telefonu takılan değil. Takılan bir... aslında yani, bir, şoför bir, şoför, cep telefonu Cep telefonunu alıp tuvalete gidersen ne olacak? Ya da kaybedersen. Bunun yok. araca monte edildiğini ya da araca gizli ya. bir yere monte edildiğini. Sabit edildiğin. yani bunlar. Yani, evet. gizli bir yere bir de, monte edildi. Gizli bir yere monte edildi. Kesinlikle. Yani, Niye gizli? E, şoför bilmiyor mu? Aslında bence bilmiyor. Çünkü Şimdi önce iki taraftan bakalım. Filoları bir tarafa bırakalım. Araç güvenlik sistemleri var biliyorsunuz. Birden vazgeçtiniz filolardan. Şoför ben. inşallah. Hepsi Yok Şoför biliyordur herhalde aracın takip edildiğini. Yani şöyle tabii ki aracın takip edildiğini Nerede biliyor. Nerede olduğunu bilmiyor belki ee, aletin. Kesinlikle. Yani sonuçta ha, araç ha, alarmları anladım. için. Ama araç. aleti iptal edenleri de biliyorum. Sivicini çıkardım deyip ha. iptal edenleri de biliyorum. E, Orada değil. da ciddi bir şey. Yani biliyorsunuz Almanya'da. O şeyler parayla çalışan makineler vardı. Hmm. Evet. Onlar ara sıra böyle paslanırmış. Biliyor musunuz ben 60-70'lerden bahsediyorum <laughs> tabii evet. ki. Niye paslanıyor bunlar dediklerinde de meğerse hep bizimkilere atfedilir yani. <laughs> Türklere, bu. Türklere bu. <laughs> Türkler ee, Bir mark şeklinde buz kalıpları dökermiş bizimkiler. Onu atarlarmış içine. Dolayısıyla o çalışırmış. Fakat tabii içinde eridiği için o su onun sonunda paslatırmış. Yani biz bizim yapamayacağımız, bozamayacağımız, sökemeyeceğimiz <laughs> hiçbir alet yoktur diye düşünüyorum. Evet. Onun için şoförler bunun şeyini çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar evet. ama aslında araçları dinlemek için çok daha farklı yöntemler var. Şu anda mesela çok ünlü üreticilerin araçlarında siz hiçbir şekilde dinleme filo vesaire işte GSM hı hı. kartı olmasa da araç üzerinde GPS yardımıyla doğrudan mesela bir otomobil üreticisinin Almanya merkezi evet. sizin Aracınıza evet. müdahale evet. edebiliyor. Evet. Anahtarı kaybettiniz. Kapıları açıyorlar. Belli evet. bir numara var evet. verdiğinizde. İşte evet. 100 kilometre gitmeniz lazım. 100 kilometreyi ayarlıyorlar. 100.01 gidemiyorsunuz kesinlikle. Ve ondan sonra araç stop ediyor. Yoldan çıkamıyorsunuz. Yani kesinlikle. Yoldan çıkamıyorsunuz. Size bir yol veriyorlar. O yolun dışına çıktığınız anda sistem ya sistemi kapatıyor, arabayı, aracı kapatıyor. Ya aracı kapatmıyorsa da haber veriyor, alarm veriyor. Böyle tamam. yakalanan bir takım suçlular oldu ama Türkiye'de aynı evet. bu şekilde. Ama evet. şöyle bir durum var. Mesela susurluk kazasının bu şekilde gerçekleştirildiğiyle de ilgili birçok komplo teorisi var konuşulan. Yani uzaktaki o, yönetim kısmı oh, de, Orada iyi da iyi aslında da var. <laughs> gücün da var. karanlık tarafı orada da e, bu gücü siz elinize geçirdiğiniz zaman e, hani araba üreticisinin çok ünlü bir araba üreticisinin evet. e, bu teknolojisini bir şekilde ele geçirdiğiniz zaman aslında bir sürü zarar verebilirsiniz. Bir de işin böyle durumu Evet. Da. Bir sürü zarar verebildiğiniz şimdi bu zararlara Biraz girelim siz araba dediniz ve arabanın anahtar dışarıdan açılıyor, hı hı. kapanıyor vesaire. Evet, ee, evet birçok şey artık bilgisayarlar aracılığıyla oluyor bir ara evet. arabanın içerisinde. Ve şöyle bir baktım ben hatta deniyor ki yani ileri model bir yeni kuşak aracın içindeki devre sayısı bir e, uçağınkinin daha üstünde. Yani o kadar çok e, kontrol ünitesi var. Bu kontrol ünitelerinin bir bölümü dışarıdan kontrol edilebiliyor. Evet. İşte bu dediğiniz gibi bu anahtar meselesi ee, veyahut da kitli kalırsanız dışarıdan birinin bunu açması ya da işte merkezden motor nasıl çalışıyor diye kontrol ettikleri gibi. Özellikle elektrikli araçlarda iyice şey arttı yani. Kontrol kısmı iyice arttı. İyice arttı. Akıllı telefonunuzdan te, e, aracın nerede olduğu pil durumu e, isterseniz çalıştırıp e, işte air condition'ını çalıştırıp e, arabanın ısınmasını sağlamak istediğiniz yerde durdurmak filan gibi imkanlara sahip olabiliyorsunuz. Peki bir bir e, arkadaş var Barna Jack duymuşsunuzdur ismini bu çok popüler son 3-4 yıldır ortalıklarda böyle şovlar yaparaktan neler olduğu, neler yapılabileceğini söylüyor. Şimdi o e, en son Avustralya'daki bir kongrede e, bu konunun üzerinde. Yani madem ki bu araçlar dışarıdan e, kontrol edilebiliyor, o zaman hack de edilebilir bu. Ve onu e, mesela lastiklerin havasıyla ilgili olarak, Yanlış bir bilgi hı hı. Hı hı. aracın beynine göndermek suretiyle aracı aniden durdurmak gibi veya başka bir şekilde aracı aniden hızlandırmak gibi bir takım işler yapabiliyor 4 metre mesafeden. Yani orada baktığınızda şerit kontrol asistanı gibi çok ek donanımlar var. Bunların hepsi evet. sensör, sensörlere ve bilgisayar sistemine bağlı. Sonuçta şerit asistanı siz şeridi... En basit örneği veriyorum. Şeritten ayrıldığınız anda şeride geri sokuyor ya da evet. işte uyarı veriyor. Evet. Orada araç üzerinde ciddi bir hakimiyeti var. Onun dışında bütün mekanizmalar işte sizin fren balatalarınızın bitmesinden tutun silecek suyunuza kadar hepsi sensörlere bağlı. Evet. Büyük otomobil üreticilerinde. Yani hani çok manuel bir şey kullanmanız lazım artık. Elektronik aksam olmayan bir şey kullanmanız lazım. Ve bunları istismar yani. edebiliyorsunuz. <laughs> Ama birçok yol var. Sadece şey değil hani uzaktan GPS ile müdahale edildi değil. Bluetooth'u var cihazların evet. artık. İşte memori kartı, hafıza evet. kartı yuvaları var. İşte CD takıyorsunuz, işte data CD'si takabiliyorsunuz. İçinde evet. MP3'ler evet. var. Bunların içerisine de dosya yükleyip cihaz cihaza bulaştırma imkanı var. Yani baktığınız zaman veri girişi olan bir sürü kanal var. Ve siz o bilgisayar sistemini korumak zorundasınız. Peki eğer bu yapılabiliyorsa ee, ki artık örnekle gösteriyor yani bir aracı hızlandırıp durdurabiliyorsam neredeyse işte yönünü değiştirebiliyorsa evet. ben ona bir kaza da yaptırabilirim demektir. Ve bu kaza yapıldığı zaman da bu bir imalat hatası zannedilecektir herhalde. Yani daha ne zannedilecek? Daha, daha ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela çok daha hani belki bu noktadan bakıldığı zaman endişe verici bir konu. Şimdi bir şey hack edilebiliyorsa e, o hack etme işlemini birebir bir kişiye karşı yapmak yerine bir virüs yazarsınız. O tip arabaların hepsine bulaşır ve bütün arabaların aynı kazayı yaptığını ya da farklı kazalar yaptığını düşünebilir misiniz yani? E o, o başka bir patoloji herhalde. Böylesine çok insanı öldürmeye kalkmak genellikle insanlar bir kişinin peşine düşüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle yani hiç tarihte Türk, Türkiye'de yani seri kat, katil konusu biraz şey. Yani bir daha çıktı daha böyle mı ki... böyle çıkacak diyorsunuz yani bütün belli. Bunları bir genelde hacker evet. konferanslarında çok demosunu yapıyorlar. Bakın evet. işte biz Arabayı hackleyebiliyoruz. Uçak hackliyorlar mesela. Doğru Uçak mi? firmalarını evet. hackliyorlar adamlar ve uçakta normal bir yolcuyken sizin işte nereye kadar sızabildiğinizi göz önünde seriyorlar. Genelde bunlar aslında Atıf'ın dediği doğru. Böyle hacker konferanslarınca önce duyurulur ondan sonra kitlesel şekilde virüse taşınabilir. Şimdi otomobillerde olmadığı... İşte olmayacağı anlamına gelmiyor. Hayır. Tabii Ama burada bir yola açıyor. Orada o konferansta duyurulduktan sonra başkaları çalışıyor. Ya dur bunu bir virüs yapayım ben. Oradan olaya bulaştım. Tamam. 100, 100, 100 <laughs> imalatçı firma bunu engelleyecek. Herhangi yani, bir başka nedenle almaya başlıyor. O da peç işte peç bu da şey başlıyor. Hı. Yani aynen bilgisayarda olduğu gibi Hı. bir yandan virüsler, bir yandan onların peçleri bir yandan virüsler, bir yandan onların peçleri şeklinde. Yani bir güvenlik bir bir, virüs, bir güvenlik bir virüs şeklinde giden evet, bir şey dünyaya dönüyor. Bu tabii ki çok uyuşturucu, e, yasa dışı uyuşturucu imalatı meselesine benziyor. E, şimdi uyuşturucuyla mücadele ettiğiniz zaman yasalar var. Nelerin yasak olduğuna dair bir takım listeler var. Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu listeler. Evet. O listede ismi varsa eğer o madde e, polisçe el konuyor, ceza veriliyor vesaire. Onun Orada listede adı yoksa eğer, onu ne kullanmak ne alıp satmak hmm. suç. Dolayısıyla kanunda yoksa suç da yok. Şimdi olmayan e, bir şey yeniden Dolayısıyla var. şimdi küçücük bir bir hidrojen azot atomu ekleyerek yeni bir molekül sentezleniyor. Yeni o bir, sentezlenen molekül en az bir önceki kadar güçlü bir uyuşturucu. Ufak bir şey takılarak farklılaştırılan bu uyuşturucu ama henüz daha piyasada herhangi bir biçimde bu ele geçmemiş, kimseyi de öldürmemiş falan olduğu için bir süre bir boşluk yaratıyor. Evet, bu reaksiyon süresi, mesela otomobil üreticilerine dönecek olursak Ne yine, kadardır? E, şimdi sıfırıncı gün açığı deniliyor hackerlar arasında evet. buna. Zero day. Evet. Yani bir güvenlik açığının bulunup kapatılıncaya kadar ki geçen süreye. Mesela evet. benim arşivimde 70 tane zero day var. Şey var. Yani benim kurumsal olarak arşivimde bulunuyor. Yani şu anda 70 tane konuda ekin yapabilecek. Aynen durumdasın. öyle yapabilecek durumdayız ama biz bunu tabii müşterilerimiz üzerindeki açıkları bulmak için iyi amaçla kullanıyoruz. Ama kötü amaçla kullanan var, ticaretini yapan var. Tabii Mesela ki. 3 evet. harfli çok büyük bir lüks otomobil üreticisi. Evet. Araçlarında güvenlik açığı çıktı. Hatta YouTube'da videoları da bulunabilir. İşte 120 saniyede nasıl işte araç çalınır diye hırsızlar geliyorlar, işte camı kırıyorlar, aracı içerisine giriyorlar. Ondan sonra o BD portundan cihazı bağlıyorlar. Bir cihaz bağlıyorlar. Evet. Ondan sonra bir tane kendi yanlarında getirdikleri anahtarı koyuyorlar. Orada bir iki tuşa basıyorlar. Anahtarı programlıyorlar. Takıyorlar, çalıştırıyorlar ve gidiyorlar. Evet. Bunu Yarın yamadı. bu ürünü artık Bunun, Bununla ilgili yama çıkardı mesela ama ne çıkartma süresi çok uzundu. Çıkartma süresi çok uzun, <laughs> herkes yani herkes süresi çok uzun bu yamayı. Evet. Yani sonuçta bir sürü de piyasada etkilenen araç oldu. Ama mesela Türkiye'deki bu firmanın temsilcisi bir duyuru yayınlamadı. Araçlarınızı getirin yazılımlarını güncelleyelim diye. İnsanlar servise götürdükçe yazılımlar güncellendi. O da yetkili servise götürüyor. Bu arada tabii çok ciddi bir boşluk oluşuyor değil tabii mi? Tabii yani Sonuç itibariyle aracınızda bu şeyin olduğunu bilen birisinin atıyorum... Zirode açığının gün sayısına baktığınız zaman 100 gün sonra belki Çok fazla gidip e, a, o marka yani arabayı... Yani şu an mesela o marka arabaların o cihazı, istismar edilen cihazı 5000 Euro'ya Bulgaristan'dan alabiliyorsunuz rahatlıkla. Ve biz bunların satıldığı 200 kadar siteyi yani bu, bu gibi <laughs> e, yasa dışı materyallerin satıldığı siteleri mesela denetliyoruz, kontrol ediyoruz ne var yeni. Evet diye. ama o arabayı çaldığınız zaman o arabayı... Bir yere götürmeniz lazım veya da tamamen sökmeniz lazım. Parçalayıp satıyorlar. Parçalayıp satıyor. Şimdi bu arabaların e, ne olursa olsun parçalandığı zaman dahi e, o ürünlerin piyasası bunu yapmaya değmeyecek kadar da düşük. Aslında şöyle düşünelim. Bir airbag'in fiyatı çok evet. yüksek. Yani bugün airbag'leri patlayan bir cihaz tamamen perte ayrılabiliyor kasko firmaları tarafından. Doğru. Ve siz işte bir airbag için 7-8 bin lira, 10 bin lira gibi fiyat verebiliyorsunuz. Bunu 3-4 bin liraya, 3 bin liraya satan, 2-3 bin liraya satan insanlar var. Bu airbag'i alan kişi de sorgulamıyor. Ama üzerindeki seri numarasından aslında bunun çalıntı olduğu ortaya çıkabiliyor araştırıldığında. Ama araştırmıyor. Yeni bir araç topluyor belki. Kazalı bir araç almış. Evet. Alıyor o parçaları takıyor. Yani bu yüzden hani... Araçların bu şekilde istismar edilmesi çok Şimdi kolaylaşıyor. Şimdi araç dediğinizde burada başka bir husus daha var. Konumuza belki hiçbir ilgisi, doğrudan ilgisi yok ama bunların sahteleri o kadar tehlikeli ki. Yani araç parçalarının Güvenliği, sahteleri. Tehlikeli. Şimdi bu yine birinden çalınmış. Buna, evet. buna orijinal. Bir de var ki tümüyle sahte imal edilen araç parçaları var. Onlar ciddi bir biçimde risk oluşturuyor kazalar için. Tabii bu sahtecilik tabii sadece şey değil. Yani bebek mamasında dahi sahtecilik var. Ondan sonra meme implantında bile sahtecilik var. İnsülinde sahtecilik var. Yani inanılmaz sahte bir, e, bir, bir var pazar mı? var. O da tabii ki çok tehlikeli. Yani orijinali almamak için insanlar daha ucuzunu bir yerlerden bulup almaya çalışıyor. Nasıl ilaçsa sahte ilaç çıktı piyasada mesela geçtiğimiz haftalarda. Benzer şekilde. Çok miktarda otomobil parçası sahtesi. Bilen insanlar için hadi neyse de bir de insanlar bazıları bilmeden. Ya bilmeden e, alıyorsunuz. Ürünü. Tabii ki orijinal diye Çünkü, alıyorsun. Evet Yanlış hatırlamıyorsam o meme implantı meselesinde evet. çoğu insanın haberi yoktu Hayır, konudan. Hayır haberi yok. E, evet. Ve ciddi anlamda sağlıklarına zarar verecek bir e, konum e, oluştu. Sahte insülinden Kenya Başbakanının kız kardeşi öldü mesela. Çok, yani ciddi, öyle sonuçlar. çok ciddi sonuçlar. Evet. Mesela o, bu e, araçlarla ilgili de e, Çin Patent Ofisi 3-4 günlük bir haber belki bir haftalık bir hmm. haber bu. Çin Patent Ofisi çok lüks bir otomobil üreticisinin yeni çıkacak modelinin çizimlerini yayınladı. Birisi patent için başvurmuş sanırım. O Çin Patent Ofisi de bunları yayınlıyor halka açık şekilde. Orada yayınlandı ve bu otomobil üreticisi de açıklama yaptı. Evet doğru bu bizim yeni çıkaracağımız araç. Sır gibi de saklıyorlardı. Evet. evet. O zaman onları dinliyorlarmış demek ki ya da değil öyle. Bir sanayi casusluğu. Fakat şimdi insülin deyince bir de hemen şunu söyleyelim. Ee, tıbbın gelişmesiyle birlikte insan bedenine bir takım implantlar konuyor. Mesela şeker hastaları, diyabetikler için insülin pompaları artık yerleştirilebiliyor. Veyahut evet. da kalp hastaları için nasıl kalp pilleri varsa onun biraz daha ileri e, şeyleri evet. var, implantlar var. Onlar elektrik şok veriyorlar böylece kalbiniz durduğu zaman çalışıyor, e, çalışıyor ve hayata dönüyorsunuz. Olağanüstü, önemli gereçler bunlar. Ee, ve fakat bunlar da e, dışarıdan denetleniyor, <laughs> hekimler bunları bir biçimde ayarlıyor, denetliyor, kontrol ediyor, ayarlıyor vesaire. Ee, ve bunu tabii ki kablosuz bir iletişimle yapıyor. Bu kablosuz iletişim yüzünden bunu hack etmek mümkün. Ve e, aşağı yukarı işte bir buçuk iki metreden şu anda. Evet sizin kalbinizdeki bu elektrik şok aletini e, hiçbir şeyiniz yok o esnada fakat 830 volt verecek kadar yüksek şey yapılabiliyor ve öyle ölebiliyoruz. teknoloji gerçekten o boyuta geldi ama şimdi bunu yapacak olan ya da bu şekilde zarar verecek olan kişilere ben pek hacker demek istemiyorum ya. Çünkü katil bunlar. Evet aynen. Tamam. Yani... Güzel katil <laughs> ama bu neye yarıyor? Bu aletleri e, i̇mal hmm. edenlerin böyle bir güvenlik açığının olduğunu fark edip ya da görüp bir an önce onu değiştirecek veya düzeltecek. çok şey kolay olmayabilir şöyle o Şöyle bir sorun gibi. var. Ee, onu atlamamak lazım. Şimdi bu bahsettiğimiz aletlerin hepsi elektronik aletler. Evet. O elektronik aletlerin çoğu elektrikle çalışan aletler. Yani çoğu değil hepsi elektronik, elektrikle çalışan aletler. Elektriğin olduğu ortamlarda işte çoğunlukla transistörler var ve bu transistörleri de dışarıdan e, ...indüksiyon akımı dediğimiz bir akım yöntemiyle e, uyarabilmek mümkün olabiliyor. Bunun evet. kurtuluşu yani hani indüksiyon akımının oluşmamasını sağlayacak şıltlar, e, kalkanlar oluşturmak... Çok kolay değil. Dolayısıyla orada ne kadar e, ciddi bir shield oluşturursanız oluşturun, kalkan oluşturursanız oluşturun, bir kalp pili sonuç itibariyle belli bir miktarda büyüklükte olmak zorunda. E, bir orada, buçuk iki santim gibi bir şey. Evet, yani C cilt evet. şey O kalkan ya. ne kadar güçlü olursa olsun, yine de dışarıdaki etkiden mutlaka etkilenecektir. Zaten işte bu belki e, uçaklarda şu anda daha tam netleşmemiş olmasına rağmen cep telefonlarımızı kapatmamıza sebep olan şey de aslında bu indüksiyon akımından kaynaklanıyor. E, oluşturulabilecek küçük bir indiksiyon akımı bile başka tarafta çok büyük bir zarara sebep olabiliyor. O yüzden o tarafta mesela bir şeyleri düzeltmek çok kolay olmayabilir yani, uzun vadede. Yani kısacası siz böyle kusursuz cinayetler işlenebileceğini Bu mi söylüyorsunuz? Bu çok rahat yaşanılabilecek değil? konulardan birisi. Daha önce söylediğiniz mesela şey konusu da aynı şekilde. Ben e Biraz hacker gözüyle empati kurarak bakıyorum. İşte e, algoritma yazan birisi olarak yazılımda sensörün yani arabanın sensörlerinden herhangi birisine e, den gelen bir bilginin yanlış gelmesini sağlayacak bir noktaya getirdiğiniz anda sistemi e, hack edebilirsiniz. O sistemi hack ettiğiniz zaman da ciddi problemler çıkarabilirsiniz. Çok basit şeyler de yapabilirsiniz. Atıyorum e, mesela yağmur yağmıyorken yağmur sensörüne evet. yağmur yağıyormuş gibi e, evet. bilgiyi alıp e, beyine onu gönderirseniz. Muhtemelen gidip silecekleri çalıştıracaktır yani e, ve hiç yağmur yağmıyorken bir anda silecekler çalışacak. Ne yapılabilir? E, tekerin birinin patladığını evet. varsayarsanız tekerin biri patladığı zaman sistem e, bir anda araba bir yere kaymasın diye muhtemelen el freni çekecektir. Evet. Onu biliyorsanız yani algoritmasını biliyorsanız evet. işin o algoritmanın bir yerinden girip e, sağ tekerin patladı dediğiniz anda araç büyük Tüm. ihtimalle el freni çekecektir. Frenini çekecek. evet. Bir de insanda biraz daha tehlikeli şöyle. E, günün sonunda araç işte bir problemi çıktı. İşte onun hemen e, fiksini yayınladılar. Hadi gelin ara işte 1 milyon 1 milyon tane aracı getirin evet, buraya tamir evet, edeceğiz diyecekler evet. ama insan için bu ne kadar doğru olabilir? İşte insan işte kalp ya, dilindeki ya. bir problem düşünebiliyor ya. musunuz? E, i̇şte bir milyon tane insanın e, ameliyathanelere akın ettiğini işte hadi bunun peçini geç vesaire. Yani burada şöyle bir şey var. Kullanılabilirlikle güvenlik. Evet. Yani bunlar terazinin iki kefesinde evet. Şimdi siz güvenliği eğer ağır bastırırsanız kullanılabilirlik azalacaktır. İnsanlar bu sefer bu kullanışlı bulmayabilir bu kalp implantı olabilir, başka bir, bir herhangi bir şey olur. Genel olarak konuşuyorum burada. Evet. Ama siz kullanılabilirliği ağır bastırırsanız o zaman güvenlik havada kalacaktır ciddi ve ciddi güvenlik açıkları olacaktır. Bu tıbbi cihazların hacklenmesi olayı da yine dediğim gibi bir hack konferansında ilk evet. ortaya atıldı. Zaten evet. bu şeydir hani işin argesidir. E, i̇şte o mahsulün halka sunulmasıdır, topluma sunulmasıdır hack konferansları ya da güvenlik listeleri. Tabii, tabii. E, bunu sundular. Ya da hackerlerin kendine iş araması iş aradığı yani o, Bakın o böyle bir tehdit gibi var mi? dedi. Evet, yani hackerlar e, meraklı insanlar. Yani sonuç itibariyle e, o işin nasıl yapıldığını ve nasıl yapılamayacağını merak eden yani insanlar. Yani aslında biraz bir şeyi kolay yoldan yapan, süreçleri manipüle edebilen ve çok karmaşık sistemleri kullanmanın ötesine geçmiş o kişiler. Bu konferanslardan biraz konferans. bahsedersen iyi olur Yani aslında. bu hacker konferanslar nedir? İşte DEFCON, Black Hat gibi birçok çeşitleri var bunların. Çok yetenekli hackerlar gelip orada en son güvenlik açıklarından işte birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Yeni araçlar, yeni güvenlik açıkları, yeni yöntemleri orada sunuyorlar insanlara. Ve bu çok farklı şeyler olabilir. İşte buz kullanarak bir ATM, bir para çekme makinesi nasıl yüklenir evet. mesela. Bunun demosunu evet. yapıyor adam orada. İşte o sırada bir ATM makinesi getirmiş oraya ve evet. paraları bir anda evet. e, slottan çıkarmaya başlıyor. İşte evet. Ya da bir kalple ilgili bir pili nasıl hackleyeceğini. Burada aslında temel sorun şu mesela medikal cihazlara döndüğümüzde. E, şimdi Bizim mantığımızda hacker'ın mantığında şu vardır. E, eğer bir bir şey kullanıcıya soruluyorsa bu hacker'a soruluyordur. Tamam ben hacker'sam ben kötü niyetli biriysem o anda bunu istismar edecekler. Pardon yerden. bu arada sözünüzü keserek şu hacker'ın i̇şte, aklı Tamer Şahin. Kitabınızı tabii ki göstermek isterim. Bu özel bir akıl herhalde bu. O, orada hem hacker'ın düşünce yapısını anlatmaya çalışıyorum hem de geçmişte yaşadığım bu olayları anlatıyorum. Bu başka hangi meslekte başarılı olur? Her meslekte. Bir demirci de hacker olabilir, bir marangoz da hacker olabilir. Yani alanında yeni bir şeyler ortaya koyan ve var olana bir şeylere katan, farklı gözle bakan herkes hacker mantığına sahiptir. Ş Ş Şöyle diyebiliriz. Mesela adam SSK kuyruğuna giriyordur. Evet. Ama orada mesela iki dakika e, bir, bir seferinde gider de, der ki işte e, araya bir şey için girer girer ya da bir bahane üretir e, ve araya girmenin yolunu bulmuştur. Bu da aslında o oradaki sistemi eklemektir. yani sonuçta Sosyal böyle bir ses... mühendislik mesela evet. deniyor buna da. Orada insanlarla sadece konuşarak şifrelerini elde edebiliyorsunuz. İşte kişisel zevklerinden konuşarak bile çok ciddi bilgiler elde edebiliyorsunuz. Bu da işin tabii diğer tarafı sosyal tarafı. İşte bu, bu sosyal tarafı işte bu sizin söylediğiniz şey yüzünden o Amerika'daki o gazeteci Evet. evet. Bütün o gazetecinin silinmişti. hayatı bu yüzden. Yani bir bir hacker'ın e, şeye te ana şirkete telefon edip oymuş İnsan gibi evet. oymuş gibi konuşarak ee, şifresini alabildi. Yani burada zincirin en, en zayıf halkası evet. zincirin evet. insan aslında. Evet. Yani çünkü sistemleri işte peçleyebilirsiniz, yamayabilirsiniz, yeni yazılımlar kurabilirsiniz ama insanları değiştiremezsiniz. İnsanları değiştirmek çok zor. Yani e mesela biraz kevimitlikten belki bahsettiyorum olabilir, Çok daha Türkiye ile ilgili bir örnek vereyim size. Yaşadım bir bankanın işini yapıyoruz e ama tesadüf ben önceden o bankanın büyük bir AVM'deki şubesinden para yatırıyorum. Daha sonra o bankanın işini aldık, güvenlik denetimlerini yapacağız ve e, her seferinde benim dikkatimi çeken oradaki banka memuru e, mailine e, dekontu istiyor. Yani ben vergi yatıracağım, vergi dekontunu istiyor. Daha sonra ben e, o iş, iş aldığımızdan sonra bize sosyal mühendislik hakkı da veriyorlar. Diyorlar ki nereye kadar hackleyebilirsiniz insanları manipüle edip. Biz de tabii orada yasal izinle beraber e, bir zararlı kod oluşturduk, virüs programlarına yakalanmayan polimorfik bir kod. Onu gönderdik vergi dekontu olarak oraya gidip. O kişi de açtı bunu. Ondan sonra oradan bazı işte dosya listelerini kendimize mail attırdık. Daha sonra onu gittik bankaya sunduk ve banka tabii ağzı açık kaldı. Ondan sonra o kişi işine son verdi ve o güvenlik Sizi protokolünü. Sizi işe aldı yani banka bunu. Bizi zaten biz de bizim müşterimizdi. Biz de çalışıyordu ha, iyi, ve iyi. o güvenlik protokolünü yeniden gözden geçirdi. Yani hep bunlar işte insanların neden olduğu açıklar. Aslında Şeyden hani çok uzak gitmeye gerek lazım. yok. Belki de Engin'in de çok iyi bileceği... E, ISO'nun güvenlik kodları var. Bununla ilgili güvenlik e, standartları var. E, 12 ha, ISO bin, belgeli. 27.001. 27.001 27 27 e, aynen bunları kontrol ediyor. Yani işte masanızın üzerinize şifrenizi yazıp bir yere pozitif olarak koymayın. E, şifrenizi bir yerde yazıyorsanız onu çöpe atmayın. Hard diskiniz bozulduysa hard diskinizi alıp çöpe atmayın kırmadan, böyle bozmadan. Hı hı. E, değil mi? Tabii şöyle aslında e, her branşta olduğu gibi bilgi güvenliğinde de e, ISO dediğimiz işte bu International Standardization Organization'ın kalite belgeleri var. Diyor ki işte şurada şu kadar maddem var benim. Bu maddeleri layıkıyla yerine getirirsen ben gelirim seni denetlerim. Ha çok iyi yaptıysan seni belgelendiririm. Bu aslında en çok şu işe yarıyor. İnsanlar belli bir disipline giriyor. Yani e, ISO kalite belgesi ben şirketime ISO alacağım dediğiniz zaman aslında tepeden tırnağa bir sürü insan bir sürü konuda bilgilenmek zorunda kalıyor. Peki buna Zorla rağmen, bilgileniyor. E, i̇şte ben bir biraz o tarafını söyleyeyim. Yani. <laughs> yani biz çok karşılaşıyoruz. En çok sevdiğimiz kurumlar <laughs> beraber çalıştığımız ISO ve PCI belgesi olanlar. Yani biz güvenlik sü süreçlerini işte ISO standartlarına göre ele alıyoruz, PCI ile de güvenlik testlerimizi yapıyoruz. Ama aslında sadece birkaç soruya ...50-60 soruya cevap veriyorlar. Bir denetmen geliyor, parayı alıyor, belgeyi veriyor. Yani orada o aslında gerçek dünyadaki saldırılardan yine korunamıyor kurum. Ee, yani ISO standartların sadece hani sertifikayı almak değil, e, biraz da böyle o Bunu maddeleri yerine getirmek almak lazım. lazım. Layıkıyla, layıkıyla almak lazım. var evet. ve şey, içselleştirmek lazım. Oradaki yani. bütün insanların içselleştirmesi gerekiyor. Şimdi her şey gerekiyor. biraz çok e, düzey değiştirdi. Dolayısıyla <laughs> çok da e, şimdi soru var. Girdik biraz. doğru Çok da soru var. Onlardan bir iki tanesine hemen cevap verelim. Bunlardan bir tanesi, tabii ki bu e, kalp Defibrilatörlerin implantı edilebilir kalp defibrilatörünün uzaktan hack edilebilmesiyle ilgili olarak bunu yayınlayan yani daha doğrusu bunun ilk kez sözünü eden Amerikan güvenlik şirketi Ayo Active, Ayo Active'de çalışan Barnaby Jack Kongre Breakpoint Security Conference Breakpoint Kongresi ee, Ekim 2012'de yapılan bir kongre Melbourne Avustralya'da Dolayısıyla bununla buna merak bunu merak edenler nasıl olmuş diyerekten merak edenler Hı -hı. onun e, buradaki bildirisine e, bir baksınlar Ancak hemen şunu söyleyeyim ki ilginçtir fotoğraf çekilmesine izin vermemiş Hı -hı. E, teybe alınmasına izin vermemiş Hı -hı. E, ve bazı şeylerinde sahiplerin üzerinde de Karalamış yani her şeye rağmen bunun nasıl hack edilebileceğini kendisi açıkça söylememiş. Evet. Fakat hemen toplantı sonunda bunu üreten pilleri üreten firmalar tabii onu aramışlar. Bizimle çalışır mısın diyerekten <laughs> yani böyle de bir, yani bir sıfırıncı gün açı. Şimdi evet. başka bir evet. sıfırıncı gün açığından bahsedeyim. Mesela Yahoo mail servisinde evet. bir güvenlik açığı bulundu ve daha bugün videosu yayınlandı. Ama videoda açığın nasıl istismar edileceği Gösteriliyor. Açığın nerede olduğunu söylemiyor. Ama 500 milyon Yahoo kullanıcısının mailleri hacklenebilir şu anda. Yahoo mailiniz varsa yapabilecek hiçbir şeyiniz hiçbir yok. Hiçbir şeyiniz yok. Şu an hala yamanmadı yani şu anda açık var. Peki sorulardan bazıları şöyleydi. Ee, bir araçla ilgili olarak bir uplink olmadığı halde merkeze nasıl bilgi gidiyor diyorlar. Yani o üç harfli şey var ya araç ve onun uh -huh. gibi benzerleri ee, nasıl oluyor da merkez uzaktan motorunun motorunun çalışıp çalışmadığını ve ne şekilde çalıştığını takip edebiliyor diye soruyorlar. Tek yönlü bir trafik söz konusu olabilir ama protokolleri ile ilgili şu anda mutlaka ping var. Şöyle, vardır şöyle çalışıyor. <laughs> protokolleri önemli. Soran arkadaş muhtemelen GPS sisteminin tek evet. taraflı çalıştığı Hı -hı. ile ilgili soruyor. Yani Hı -hı. GPS sistemi genelde sinyaller verir. O sinyallerin birkaçını, 3 tane sinyal, 3 noktanın sinyalini aldığınız zaman o sinyallere uzaklıklarınızı belirledikten sonra da GPS yeriniz belli oluyor. Evet. Bu yerinizi biliyor olmak sizin ee, yani hani e, bu şey değildir, aktif bir bilgi değildir, pasif bir bilgidir. Sadece bilgi almış olursunuz. Ancak e, pasif bilgiyi aldıktan sonra bunu aktifleştirecek sistemler var. Mesela demin e, Engin Bey'in bahsettiği e, konu e, sistemler. E, sim kart üzerinden ya da bir başka telefon sistemi üzerinden GSM ile ya da evet. e, wireless üzerinden, Wi-Fi üzerinden veya farklı bir yöntemle mutlaka bilgiyi başka bir servise e, verirler. Yani bu, bu bunun üzerine çalışır. Demek ki araçta GSM var en evet. basiti. Elektrikli araçlarda evet. daha da ilginç bir sistem var. Elektrikli araçlar merkeze bağlı olarak çalışan bir e, yani GSM ile büyük bir ihtimalle zaten pardon çalışan, lafınızı kesiyorum ama oradaki o kontak anahtarını Aracın içinde bulundurmadığınız takdirde aracı hareket ettiremiyorsunuz. Tabi. Anahtarsız Odur. giriş sistemi olanlar evet, evet tabii yani anahtardır aslında <laughs> bütün bilgiyi ileten. Yani bu mesela ilk otomobillerden baktığımızda elektrikli otomobillerden bir firma spor bir araç yapmıştı. O spor araç yani reverse engineering tersine mühendislik dediğimiz yöntemle hacklendi ve bilgisayara bağlanıp aracın, rapor dosyalarına bakıldı. Yani bu internette yayınlandı. Yani ne yapmış, araç kaç kilometrede ne yapmış, nerede durmuş, nerede benzin almış, kaç kilometre gitmiş en son. Yani ne kadar hızda genellikle kullanılıyor. Şey, bu, bu muhakkak kiralık hepsi, arabalarda falan devamlı yapılıyor olmalı tabii, o, cidden, o zaman. Tabii evet. yapılan bir şey. Bu, Ama bu korkunç önemli. bir log dosyası tabii bunları baktığınız zaman inanılmaz loglar elde ediyorsunuz. Ama o kadar önemli ki. Bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Çok önemli çünkü bakın böyle bazen arada sırada aklıma bazı şeyler geliyor sizin söylediğiniz şeylerin ama çok alakasız Adamın biri e, otomobiliyle ile belli bir yere gitmediğini yani kiraladığı Hı -hı. araçla belli bir yere gitmediğini ısrarla Hı -hı. söylüyor e, ve diyelim ki burada kaldığında ısrar ediyor ve oraya gitmediğini söylüyor ve burada devamlı olarak kredi kartı harcamaları filan filan gözüküyordu. Ee, meğerse zaten kredi kartını arka kardeşine vermiş ve o kullanmış. Dolayısıyla kendisi zaten burada değil. Başka birine verdiği için kredi kartını zaten o kullanıyor. Polis de bu kredi kartından bir yere varamıyor adamı. Yani bu mesela Fakat motorunun o gittiği yer 500 kilometre ötede başka bir yere gidip birini öldürdüydü bu. O gittiği yere varabilmek için bir dağlık arazinin üzerinden geçmesi gerekiyordu ve o Dağlık arazide Aranzide'de e, bulunan özel bir ağaçlar var o yükseklikte. Hmm. Kiralık aracın motorunun içinde öndeki bir o şeyde o de. ağacın yapraklarını buldular evet. ve adama dediler ki sen buradan oraya gittin işte bu. Çünkü araç daha önce o tarafa doğru hiç gitmemiş kiralık hmm. araç. Ama şimdi bu sizin söylediğiniz bir rüya gibi yani bütün bunlara hiç gerek yok. Bir aracın logundan evet. e, sen nereye gitti ne yaptın? Gayet Mesela iyi bir sigorta firması Türkiye'deki bir firma bunu yaptı. Ee, bir cihaz takıyor sizin arabanıza. Siz hangi günler kullanıyorsanız, kaç saat kullanıyorsanız o şekilde ücretlendiriyor sizin eee kasko politiğinizi. Yani e, siz belli bir saat ya da gün sayısı veriyorsunuz. Ona göre prim ödüyorsunuz. Mesela o da izliyor her şeyi. İzliyor ve raporluyor sonuçta baktığınızda. Aslında daha basit bir şey söyleyeyim. Normal gemilerdeki bu VHF telsizleriniz evet. eğer kayıtlıysa Evet. E, internetten ee, ücretsiz girilen bir web sitesinden o işte gidip VHF numarasını girdiğiniz e, teknenin Nerede nerelerde oluyor? gezdiğini izleyebiliyorsunuz hatta mesela İstanbul'u seçiyorsunuz İstanbul'da e, o anki aktif tekneler gözüküyor ne bileyim bir tane şehir hatları vapuruna tıklıyorsunuz. O şehir atları vapurunun böyle yüzlerce defa işte Dolaştı dolaştığını görebiliyorsunuz. Hani buradan tabii uçaklar işte bu da var. Peki ama bu o kadar büyük bir yani basit bir tekne bir motor da olabilir bir bu. Bir telsizden gelen bir frekans evet. aslında. Tamam yani, yani bu eğer kapatmadıysa gibi. kapatmadıysa, çok kapatmadıysa Hı -hı. nerede olduğunu hangi saatte nerede olduğunu bulmanız mümkün. Yani en azından nereleri gezdiğini bulmanız mümkün. Peki bu yalnızca eş zamanlı bir şey mi? Yani geriye yönelik bunların loklarını bulmanız mümkün Tabii oluyor tabii. Mu? Yani şey şu anda gidip bakabilirsiniz aslında web sitesinin adını yani hatırlamıyorum. Yani şu anda gider bakarım ama şu anda şimdiki zamanı mı görüyorum yoksa 3 ay önceki Geçmişi mi Geçmişini görebilirsiniz. Şöyle Görebil düşünün. Tabii tabii. Bu hani dediğim gibi nerelere gittiğini bu datayı muhtemelen bir, bir yerlerde yine arşivliyorlardır. Yani hani çünkü evet. bilişim sistemleri de arşiv her evet. şeyin önemli yani kısımlarından bakalım bilsin. Mesela kısa, cep... Çok çok kısa bir ara vermek zorundayız. Biraz sonra birlikte olacağız. Evet. Milyonlarca insan bunu izliyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yüzünden Çalışman. saçlarınıza ak düştü. Her neyse şimdi yani Konumuz zaten kötü bir konu. Ama biz de, demin kaldığımız yerden bir miktar devam etmek istiyoruz. Bir hayli yaşlanmışsınız tabii ki. E, dolayısıyla ilginç olan mesela ben gelirsem eğer nükleer silahlara son vereceğim. O nedenle tekrar teşekkür ederim. Güvenli bir Türkiye için. Evet şimdi hakikaten gelelim şu telefonlara gelen ee, evet. SMS mesajlarına ve tuhaf telefon numaralarıyla evet. yapılan Yani burada arama. istismar Nedir için bunlar? birkaç yöntem var. Birincisi internet bankacılığı ile ilgili evet. e, zararlı kod yüklemek için telefonunuza gelen mesajlar oluyor. Siz mesajdaki programı indiriyorsunuz daha sonra internet bankacılık hesabının hacklendiği zaman e, onay maili e, ya da onay mesajı cep telefonuna geldiği anda o saldırgan kişilere iletiliyor. Ve siz hiç görmüyorsunuz Bir dakika, geldiğini. bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben internet bankacılığı yapmak istiyorum. Hı hı. E, yapıyorum da. Hı hı. O bir SMS gönderiyor. Evet. Ama aslında gönderen banka değil mi? Yok, gönderen banka. Banka. Bu SMS'i evet. size telefon göstermiyor o virüs bulaştıysa. Saldırganların gönderdiği. Tamam. Siz tıklayıp indirdiyseniz. Evet. Otomatik olarak saldırganlara iletiliyor. Sizin haberiniz olmadan. Telefonunuzda bu gözükmüyor. Daha sonra saldırganlar internet bankacılığına sızıp sizin evet. paranızı belli yerlere havale ediyorlar. Birincisi bu şekilde Peki, kullanılıyor. Peki bir dakika ben o zaman yani ben bir SMS mesajı bekliyorsam hı hı. ve bu gelmiyorsa buradan kuşkulanmam mı lazım? Bu Kuşkulan, başka birine gitti diye. Tabii kuşkulanılabilir ya da şundan kuşkulanırsınız. Telefonlarınızın ayar, ayarlarını güncellemek için yeni evet. ayarları yüklemek için lütfen aşağıdaki linke tıklayın gibi bir mesaj gelebilir. O mesajı evet. tıklamamız lazım. Tamam. Yalnız burada iki şey var pardon. Birincisi e, o an e, bankanın SMS gönderme sisteminde de sıkıntı olabilir. E, şimdi böyle konuşursak, yani böyle bir, bir sistemde biri... bir problem olursa evet. yarın binlerce telefon akar evet. bankalara. Bir onu bir altını çizelim. O zaman bir daha anlatın. Bir, paranoya olmadan nasıl olacak? <laughs> yani araşır, orada buyur? şöyle bir şey var. E, bu mesaj geldikten sonra siz tıkladığınızda telef telefona bir program yükleniyor. Evet. O program tamamen kontrolü eline alıyor. Sadece o mesaj SMS kısmı ile ilgili. Diğer fonksiyonları da kontrol edebilir ama tamam. şuraya olarak orayı... tıklayın dediği hiçbir yere tıklamayacağız. Hiçbir yere tıklamayacağız. tıklayıp bir şey indirmememiz lazım. Çünkü banka lazım. hiçbir zaman şuraya <gülüyor> tıklayın <gülüyor> diye <gülüyor> evet. bir şey göndermiyor. Kişisel yani bilgi önümün. istemez. Şunu tamam. programınıza, şey, e, bilgisayarınıza kurun ya da telefonunuza kurun demez. E, i̇şte şuraya şu bilginizi iletin demez. Yani banka hiçbir şekilde sizden bilgi istemez. Ya da şeyle dikkat etmek lazım. Yani e, bir anlık gelişen ve e, sizin normallerinizin dışında gelişen bir olay varsa... Bir önce sakinleşip e, konuyu anlamalıkta yarar var. Mesela geçen haftalarda e, kurumsal şirketlerin bir kısmına operatörlerden geldiği zannedilen bir fatura bilgisi geldi. ve Faturada işte bir buçuk milyar, Şuralar iki milyar diye var. Evet. Şimdi insanlar iki milyar borcu görünce Telefon borçları mıydı bunlar? Evet, telefon borcu, Evet. E, gö, görünce heyecanlanıp hemen oradaki linke tıklıyorlar. O linke tıkladıkları zaman da işte e, operatörün sayfasıymış gibi görünen bir sayfa açılıyor. Ve o sayfanın üzerinden e, kullanıcı adı ve şifreyi girdiğiniz anda kullanıcı adı ve şifreniz karşı tarafın eline geçmiş oluyor. Bu son derece kullanılan yöntemlerden birisi. Buna phishing diyoruz. Bir de Orada bir ekleme yapayım. Atıf'ın dediği konu çok şu anda sıcak bir konu. Aynı zamanda bir havayolu şirketi ve evet. farklı bir banka adıyla da gönderildi. Bunlar çok farklı zararlı yazılımlar içeriyor. Yani geneli ama internet bankacılığı ile ilgili şeyler. Yani sizin internet bankacılığı ve normal şifrelerinizin ele geçirilmesiyle ilgili trojan tarzı, virüs tarzı kodlar. Farklı farklı 3-4 tane zararlı kodun ismi geçiyor burada. İşte Zeus ve başka yazılımların ismi geçiyor. Ee, yani burada tek bir kurum değil, üç kurum adıyla şu anda e, bu zararlı kodlar dolaşıyor. Bir banka, bir hava yolu firması şey. hı hı. ve bir GSM operatörü altında dediği gibi. Aslında Şimdi, çok pardon bunu e, önlemek de çok zor değil. Yani sonuçta e-posta e sistemlerinde bizim SPF dediğim, işte Sender Policy Framework denilen bir e, mekanizma var. Bu gelen e-mail gerçekten de oradan mı geliyor, geliyor denetlemesi yapabiliyorsunuz. Tabii ki şunun altını çizerek söylüyorum çok ciddi bir, e, yöntem bulmuşlardır. Yeni sıfırıncı gün yöntemidir mesela. O yöntemi aşmış olabilirler ama %97, %98 e, sadece o SPF yöntemiyle yani gelen doğrula yöntemiyle bunların önüne geçebiliriz. Yani şu anda aslında. mesela o e, dediği e, önlemi dışında e, başlık bilgilerinde maili şimdi Bu elektronik postalarla ilgili. Evet, evet. Tamam ama ben daha basitini diyorum. Cep telefonuna gelen bir SMS mesajını diyorum mesela. Yani istediği kişinin ismiyle bir SMS gönderebilir birisi size. Bunu çok kolay yapabiliyorsunuz. Tamam. Servisler var. Yani onunla siz işte artık art niyetli birisiyseniz farklı bir servise, bir yere, bir kişiye yönlendirme de yapabilirsiniz ya da asılsız bilgiyi de SMS yoluyla rahatlıkla iletebilirsiniz ve bunu istediğiniz kişiden geliyormuş gibi gösterebilirsiniz. Aramalar da yine aynı şekilde. arama tamam. da yapılabilir. Arama nasıl yapılıyor? Ee, Voice over IP dediğimiz evet. servis üzerinden bazen alfanümerik şeyler bilgiler gönderilebiliyor. Karşı tarafın cep telefonunda sanki o kişi aramış gibi gösterilebiliyor. O numara aramış gibi gösterilebiliyor. Ve bu şekilde aramalar da yapılabiliyor. Yani caller id diyoruz biz buna. Caller id Denilen bir Çağrı numara var. Çağrı yapanın kimlik evet. bilgisi yani. Kimlik evet. bilgisini siz istediğiniz gibi değiştirip gönderebiliyorsunuz. Bunun bir doğrulama mekanizması yok. Yok. Yani Şimdi ben bu o numarayı çalışıyor. görüyorum, numarayı tanıyorum. Hatta evet. rehberinizde kayıtlıysa numara bile İsmi çıkıyor. bile isim çıkıyor. çıkıyor. Ben onu mi? açıyorum. Ama aslında o bambaşka birisi. Mesela telefon dolandırıcılığı yapılıyor, işte evet. arkadan telsiz sesleri geliyor. Evet. O, Bakıyorsunuz evet. işte sizi polis arıyor gibi. <laughs> ben onların da bir kurbanıyım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii her türlü ya şey çok ben fazla de deneniliyor. Yani. Çok ilginçtir. Bugün akşam ben yani yayına gelmeden önce e, Facebook'ta e, hemen bir arkadaşın e, flash TV'de muhabir bir arkadaşımız Ankara'da e, bir mesaj attı. At, çok acil bir şey var, yardımcı olur musun diye. Efendim dedim. Dedi ki e, şu anda çok acil bir yarışmaya katılıyorum. İşte hı hı. 4 tane 250 kontürlük kart ihtiyacım var evet. diye bir şey geldi. Tamam dedim telefon numaralarını hemen yollarsan ben hemen komiser beye e, ileteyim <laughs> deyince evet. kapattılar beni hemen. E, hacklenmiş e, şey hesabı. tabii bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yapılabilecek en iyi yöntemlerden birisi birincisi size gelen veri. Ee, yani bir e-mail de geldiği zaman, bir şey de geldiği zaman veya bir link geldiği zaman mutlaka onu kontrol etmek gerekiyor. İkincisi çok beklemediğiniz bir şeyle karşılarsınız zaman mesela telefon faturanız 1600 lira, 1500 lira geldi. Sizin beklediğiniz 50 lira. Yani arada böyle bir fark var. Hemen oradaki linke basmak yerine çünkü orada bir evet. sizi yönlendiren bir yapı var. Ona basmak yerine e, orada yazmayan yöntemi kullanmak. Mesela o arada konsantre aramak mantıklı olabilir. Yani böyle kontroller yapmak da yarar var. Anormal bir şeyle karşılaştığınız zaman ona kapılmak yerine onun dışında bir yönteme başvurmanız yarar var. Allah'tan e, şablonik yöntemler kullanılıyor. Aslında bunlar hacker değiller. Bunlar e, dolandırıcı. Çünkü, evet. Dolandırıcı yani kriminal insanlar. kişiler tamamen. Şu Peki bu, bu bir dakika bir dakika. O zaman siz hackerlerin kriminal kişiler olmadığını mı söylüyorsunuz? Aslında değil. Çok, özünde evet, değil. Çünkü interneti Kur'an bu yapıyı tasarlayan işte TCP IP dediğimiz bu internet iletişimin ağını tasarlayan kişiler de hacker. Yani ilk ortaya çıkan örneklerine baktığımızda mesela adamın biri bir tane printer var o printer'ı kullanamıyor. Diyor ki ya diyor kaynak kodunu verin de diyor firmaya e, ben diyor bu printer'ı kullanayım bir tane diyor işte kod yazayım benim işletim sistemimde de çalışsın. Olmaz diyor firma vermem diyor. Bu adam oturuyor hazır sürücüyü ters mühendislik tekniğiyle inceleyip kendi sürücüsünü yazıyor. Yani printer'ı kullanmak için hackliyor bir nevi. Yani bu tarzda aslında bir anda fayda yaratmaya dayalı bir şey. Anlıyorum ama dolandırıcılık tarafı da şöyle ilginç bir şey var. Yani bilgisayar tarafında özellikle şunu söyleyebiliriz. Hacker'lar var. Lamer'lar var. Cracker'lar var. Değil mi? Yanlış Yani e, siyah şapkalı hacker'lar, beyaz şapkalı hacker'lar, gri şapkalı hacker'lar. Bunlar aralarında ayrılıyor. Bu hacker tarafı bir işte laymırlar var. Normal araçlar etraftan bulup işte programlar bulup bir şey bilmeden, teknik altyapısı olmadan işler yapanlar. Şu anda Türkiye'dekilerin ee, çoğunluğu aslında hı. böyle. Evet gibi, gibi. Çoğunluğu böyle. Hani siyasi işte hack gruplarının da birçoğu aslında bu e, kapsamda da değerlendirilebilir. Ama tehlikeli olanlar da elbette ki vardır bazı. Peki şeyler. ama hemen bir şey söyleyeyim. Sonra da e, Kerem adlı bir izleyicimiz bir soru sormuş. Ona muhakkak döneceğim. Şunu söylemek istiyorum size. Eee Scarlett Johansson'un işte evet. Mila Kunis, Christina Aguilera, evet. onların evet, evet. maillerine girip de fotoğraflarını alarak ve ondan sonra on, yani maillerini hack etmiş, Hı -hı. Foto onların bir takım hatta çıplak fotoğraflarını da bulmuş, ondan sonra yayınlamış, ona 10 yıl e, hapis cezası vermişler. Yani bu iş böyle pek o kadar e, masum güzel bir işler değil, bunlar ciddi ciddi Ama suçlar. Sevil Hanım şuna dikkat etmek lazım. E, hacker dediğimiz insanlar aslında e, sistemi anlayıp e, onu farklı şekillerde görebilen yani farklı bakış açılarına sahip olabilen insanlar. Ama bunu kötü niyetle kullanabilir. Şimdi bunu işte ha, kullanıyor. Yani ama burada bir cerrahın neşterini nasıl kullandığı ile ilgili belki anlatabildim mi? Şifa verebilir. Var. işte yani, işleyebilir. E, orada da bir etik var. Şundan bahsediyoruz etikten kastımız. Hacker diyor ki ben e, bir bilginin e, kamuoyuna açılmasını işte birisiyim. <laughs> ee, eğer bunu kendi çıkarları için kullanmaya başlarsa zaten o kişiye hacker olmuyor. Yani ona biz e, dolandırıcı diyoruz. Yani ya da black hat diyoruz. Siyah şapkalı hacker. Ee, şimdi hacker'lar mesela bir güvenlik açığı bulduğunda ne yaparlar? Biraz ona bakalım. Black hat dediğim siyah şapkalılar bunu doğrudan yayınlarlar ve büyük bir kaos olur. İşte bir sürü bilgisayar sistemi hacklenir. Bunun güvenlik açığını işte istismar eden virüsler yazılır. Kaos ortamı. Ama beyaz şapkalı hacker dediğimiz etik hackerlar bulduğunda önce o firmaya bildirir. Bakın böyle bir güvenlik açığınız var. O firma teşekkür eder. Tamam. Biz bunu yamayacağız bir haftaya kadar. Bir hafta sonra o yama çıkar. Ondan sonra o beyaz şapkalı hacker o güvenlik açığını açıklar. Yani çok çok iyi niyetlisiniz. Ben o kadar iyi niyetli olamıyorum <laughs> tabii. Artı 35 ile gelen telefon numaraları oluyor. Evet. Yani artı evet. 35 diye başlayan numaralar çok sık oluyor. Bunlar nedir? Bunlar nereden geliyor? Çok fazla nedir? mail Kim alıyorum bunlar? onunla ilgili ve evet. e, genellikle Anadolu'dan birçok insanı e, orta yaş ve üzeri insanı işte genç kızlar arayıp e, dış ülkelerden işte bana biraz para gönder tanışmak istiyorum vesaire gibi. Ha, bu artı 35'in karşısında bir insan var yani. Var tabii var genellikle evet. var. E, Necə konuşuyor bunlar? Bunlar Türkçe konuşuyorlar Hı -hı. genellikle. İşte internet üzerinden irtibat kuruyorlar, telefonla irtibat kuruyorlar. E, sizden işte para istiyorlar. İşte ben geleceğim diyor. Bir takım resimler gönderiyor. Hı -hı. E, hatta şöyle söyleyeyim, gelen maillerden birinde birisi anlatıyordu, e, emekli ikramiyesinin tamamını harcamış ve e, en son işte kız ben kapıdayım, İşte burada e, biraz daha para vermem lazım galiba bir şey demiş. Artık oradan şüphelenmiş de. Ee, İyi gidinmiş. yine kucağında çocuk mu çocuk senin <laughs> yani bir de bir de o da olabilir. Yani çok Kaç ciddi paralar kadar? veren kişiler var. Bir yandan da tabii bazı aramalarda sizin işte dakikalarınızı bitirmeye yönelik farklı tamam. servisler var. Bunu açmıyoruz taraflar. yani. Kesinlikle Artı açmıyoruz. Artı 35'leri açmıyoruz. Ee, yurt dışından yani, siz söyleyin. <laughs> Artı 35 sonuçta bir ülkenindir ve evet. oradan kötü niyetli bir arama gelmiyor da olabilir. Evet anlıyorum ama beklemiyorsanız yani öyle art, beklemiyorsanız artı 35 evet 35'i ve neresi artı 35 ben söylemeyeyim bir de şöyle e, Bulgaristan'dı sanırım artı 35 ben e, evet, <laughs> e, tamam. evet, yok burada bir sakıncı yok Bulgaristan'dan arama yapılıyor zaten çaldırıp kapatıyorlar yani sizin açmanızı beklemiyor bazısı anlatabildim Hı -hı. oradan da anlaşılabilir sizin aramanızı istiyor yani anladım peki demek ki. Buna dikkat etmemiz Çaldırıp gerekiyor. Çaldırıp kapatıyorsa açmayacağız. Peki bu cep telefonuyla yapılan bir takım böyle şantajlar da var. Büyük şirketlerle ilgili veyahut da maillerle değil mi? Öyle son muhasebe zamanlarda bu muhasebe kayıtlarına. Evet, yani en yaygın olay şu şu anda orta üst hatta ufak firmaların birçoğunda bu var. Sizin bilgisayar sisteminize sızıyorlar diyelim muhasebe kayıtlarına. Evet. Bu muhasebe kayıtlarını şifreliyorlar bir dosya olarak bırakıyorlar ismi de beni silme. Evet. Ondan sonra bir e-mail adresi bırakıyor yanına da. Siz o e-mail adresiyle iletişim kuruyorsunuz ve size diyor ki senin şifreli bütün bilgilerin. Bunları çözemezsin. Hiç uğraşma. Bana işte Ama üç... benim elimde diyor Ama yani. bilmeliyim de evet. şu kadar para gönderirsen artık o pazarlığa tabi. Çok yüksek bir rakam söylüyorlar. O gittikçe düşüyor. Bazen bakıyorsunuz 10 bin dolar istiyor, 300 dolara anlaşıyorlar. Ee, i̇şte siz o parayı gönderiyorsunuz. tabi orada hırsızın insafına, hırsızın etiği olmayacağına göre hırsızın etiğine kalmışsınız. Diyor ki işte tamam parayı gönder, vereceğim. Vermiyor ya da biraz daha para istiyor. Onu da gönderiyorsunuz, veriyor. Yani bu artık Peki, tamamen bu... karşı tarafın insafına kalmış. Evet. Peki ne yapmalı şimdi böyle bir şeye düşmemek için? Ee... Yani bilgileri nasıl güvenlik altına almalı ki bunlar? Tabii şimdi iki tane e, bilgi vereceğim bu konuda. Birincisi ilk yapılması gereken sonuçta hani gidip savcılığa bir şekilde bayın başıma böyle bir olay geldi diye bildirmeniz gerekiyor. Ama bu bir çözümü değil çünkü size muhtemelen şöyle diyecekler. Okey biz bunu kaydettik ama sana 6 ay sonra döneceğiz vesaire ya da ne bileyim işte 3 ay sonra hiç dönmeyebilirler vesaire. Mesela e, siz şunu diyorsunuz. Şey iyi dedin de ben 3 gün sonra KDV ödeyeceğim. Ve benim muhasebe sunucum gitti. Evet. E, ne yapayım? E, o zaman şu yolu izlerseniz işte tamam o hesaba gidip işte istenilen parayı ödediğiniz zaman aslında siz suça da iştirak etmiş oluyorsunuz. Aslında bir yerde yine suç işliyorsunuz. Tabii. O kadar kolay ki aslında yapılması gerekiyor. Ne lazım? Yedek almak gerekiyor. Git her gün yediğini al, o şifrelendiyse bir gün öncesine yeniden dön. Bu kadar. Ama bizde yedek almama gibi bir alışkanlık var. Özellikle bunu e, orta boyutlu firmalara e, yapıyorlar. Çünkü zaten orada ciddi bir güvenlik de yok. Ben bunları evet. yapanların çok üstün hackerlar olduğunu da zannetmiyorum. E çünkü hani öyle olsa belki çok daha güçlü e, firmalara saldırabilirlerdi ama... E, daha kolay girilebilen yerlere saldırıyorlar ve e, nispeten daha küçük rakamlarla oynuyorlar. Ya işte 3000 bin dolar gönder, 5 bin dolar gönder gibi. Peki. Şimdi deminki konuya ben bir evet. şey söylemek istiyorum. Kontrol etmeden söylemek istemedim. 35 e, country kodu neresi diye sormuştunuz. Ben de ona bir yandan bakıyordum. E, 35 country kodu yok dünyada. <laughs> yok mu? Evet. Hı. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Bir telefon numarasıyla karşılaştığınız zaman illa son ilk iki rakamı kanç kodu olacak diye ülke kodu olacak diye. Üçlü bir, şey, bir şehir de olabilir. Üçlü de olabilir. E, de olabilir. E, evet. 35'te başlayanlar o, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 359'a kadar 359'dan gidiyor. 359'dan yani, arıyorlar. E, evet. Hepsi var. E, 359 Bulgaristan Neresi? doğru. E, 352 Lüksemburg mesela. Yani hani 35'te başlıyor gibi görünür ama aslında evet. Lüksemburg'dan arıyordur. Evet. Ve e, Bulgaristan bu konuda tabii şey e, mimli ülkelerden birisi yani Bulgaristan'da bu tip konular yapılıyor. E, bunun yöntemi de şu: 900 hatlar gibi insanların aradığı zaman e, hesaplarından e, bir para çekilebilen yani daha doğrusu e, hesaba hesaptan normal e, şeyin üzerinde paraların alınabileceği bazı hesap şeyler var, e, hatlar var. Bu hatların dünya çapında global kullanılanları var. E, demin Tamer'in söylediği gibi arıyor, kapatıyor. Siz orayı aradığınız zaman sizin hesabınızdan normal ülke şeyinin daha fazlası para çekilebiliyor. Bunun başka yöntemleri de var. Mesela tamam yemin... bir dakika şu söylediğinizi tekrar demek ki yani normalde ben aradığım zaman 1 lira ödeyeceksem teorik Aynen. olarak 1000 lira ödemiş oluyor. Bu hatta 1000 lira bere. ödeyebiliyorsunuz. O 999 lirasını bir şekilde bir yere alıyor. Tabii. Hı. Tamam. Bu sistemin üzerinden. Bir de Ve de fatura geldiği zaman da bana bin lira geliyor yani. Evet. Çok yaygın kullanılıyor. Ama karşısında o 35 bin memle yazmıyor mu? Yazıyor. Yazıyor. Ben aradım. E için. Zaten bu şeyi yapmaz yani bu sizin iradenizde. Sizin evet. aramamanız gerekiyor. O yüzden hani mobil operatör bu konuda bir sorumluluğu kabul etmiyor. Umurunda değil tabii, tabii ki aramasaydı diyecek. Siz aradınız diyecek. diyor evet. bu ücreti evet. ödemeniz yani gerekiyor. Orada bildiğim kadarıyla herhangi açılmış bir dava ya da kazanılmış bir şey de yok. Yani mesela bankalarla ilgili banka şifrelerinin kaybedilmesi ya da bankalardaki şifrelerden Doğan evet. e, zararlardan dolayı bankanın para ödediği durumlar evet. oldu ama evet. operatörlerin bu tip taraf bu tarafta evet. bildiğim yani kadarıyla bir olay olmadı. Ödediği durumlar oldu hatta en son bir olayda ilginç bir şekilde e, bankayla mağdur yarı yarıya ödedi yani evet. yarısı. Mağdurun cebinden çıktı ki şifreyi iyi saklamadığı evet, için evet. bilgisayarına çünkü trojan yerleştirilmiş. Yarısında banka senin Karşıladı sorumluluğunda yani. sen bunu e, saklamak zorundasın. Ama mesela benim danışmanlık yaptığım bazı büyük çaplı, büyük meblalı olaylarda e, işte biz e, avukatla böyle kapanıp bir şey e, savunma verdiğimizde e, tamamını aldığını da gördük bankadan. Çünkü bankaları da zaten bu tarz olaylarda fonle... Ama büyütmemek istiyor tabii belki de tabii, banka. Bir de şöyle bir yani şey var bir aslında sigorta yani. firması var arkada. Evet. Çok büyük bir sigorta Aha. firması var ve o sigorta firmasını da sigortalayan çok dev bir firma var. Yani aslında Yolsunuz bankaların çok arayacağım. umurunda değil. Sadece o belki o primin artmaması o rakamın evet. umurunda kalmasını istiyorlar. Yoksa bankanın da cebinden çıkmıyor bu para. Sigortalanmış olduğu için. Aynen, yani şöyle e, evet. mağdurun zararını aslında banka ödemiyor. Mağdurun zararını sigorta şirketi ödüyor. Çünkü bu sistemin sonunda e, oluşabilecek zararlar e, <laughs> sigortalanmış durumda. E, demin bahsettiği gibi Tamer'in onların arkasında reasürans firmaları var. Onlar da sigortalılar ve şimdiye kadar herhangi bir sigorta şirketinin bir büyük projeden dolayı da battığını ben yani, e, denk gelmedim. Değil. yani. Ama mesela öyle. size doğandırıcılık istatistiğini söyleyeyim. E, çok büyük Türkiye'nin işte TAP Beşteki bankalarından birinin e, mesela bizim için dolandırıcılık boyutları nedir diyor, şöyle evet. diyor. Diyor ki ufak dolandırıcılık bizim için işte bir trilyona kadar olanlar diyor. Ha, i̇şte evet. orta düzey diyor böyle 60-70 trilyon, İşte 100 trilyon, 120 trilyon üzeri de büyük dolandırıcılık. Eski dolandırıcı. para mı yeni para mı bu Ya ama. Milyon lira diyelim ha, evet. Yani bir Orada yeni para olarak. Türkiye şey, <laughs> <ya> bütçesi <bu soru, gülüyor> gibi <bir> yerlere gitmeye başladı. <laughs> evet, evet. Peki şimdi bu internet üstünden oynanan oyunlar var. Hmm, evet. Bunların riskleri nelerdir? Kıyam Çiçek soruyor. Evet, burada evet. E, belli oyunlar var. Mesela bana çok fazla mail geliyor. Geçen haftaki olaydan bahsediyor herhalde. Bu, herhalde. Karakteri çalınan birisi evet, evet. suç Hı -hı. Bununla ilgili çok fazla mail alıyorum. Çünkü insanlar birbirine Trojan gönderip oyun karakterlerini alıyorlar ve bu oyun karakterlerinin değeri işte evet. 10 bin, 15 bin liraya kadar varabiliyor. Hatta arabayla oyun karakterini takas yapan. Evet. insanlar var artık bu bir çılgınlık halini almış durumda. Bununla ilgili çok fazla mail alıyorum. Oyun karakterim çalındı. İşte ben de çalmak istiyorum geriye. İşte şu kişi yaptı biliyorum buna saldırayım gibi insanlardan talepler geliyor. Ama tabii ki bu doğru değil. Hakkını yasal açıdan araması gerekiyor insanları. Bu genellikle Yasa tabii açıdan nasıl anlay şey aslında bu sanal yapacağım. varlıklar da güvence evet. altına alınmış durumda. Yani sizin kişisel olarak sanal kullandığınız de dijital, e, dijital diyelim. diyelim. Dijital, dijital, diyelim. Evet. dijital evet. veriler evet. ya da bu dijital verilerin güvence altında. Yani siz bunun Size ait olduğunu eğer kanıtlayabiliyorsanız. Nasıl o Çünkü öyle. siz orada üye olurken bilgiler veriyorsunuz oyun Aha. firmasına. O hesabınızda da çeşitli kişisel bilgiler bulunuyor. O oyun firmasına eğer yazışma yapılırsa oyun firması evet bu kişinin kişisel bilgileri. Yani. Aynen evet, öyle evet. kayıt olmuştur. Bu bilgileri vermiştir. Eğer doğru bilgi verdiyseniz evet, evet. bu hesabı geri almanız mümkün. Hatta bunu şey için de kullanmak mümkün. Yani e, ben bir yandan o, online itibar yönetimi e, konusunda da bir takım çalışmalar yapıyorum danışman olarak. E, insanların adına fake account'lar açılıyor. Evet. Mesela fake account açıldığı zaman ama mesela altı finalde adına bir fake account açıldığını düşünün. Ee, ben diyorum ki o kişi benim. Evet. Ee, karşı tarafta diyor evet. ki e, nasıl ispatlarsın? Kredi e, kimlik bilgilerimi gönderirim. Kimlik bilgilerimi gönderdiğim zaman o fake kantın account kendi account'uma geçmesi. Buna benzer birkaç tane olayı da yaşadık. E, Hı -hı. Mümkün olabiliyor. Dolayısıyla hani e, biraz imkanları nasıl kullanacağınız <laughs> ve orayı nasıl tırnak içinde hackleyeceğinizle ilgili bir bakış açısını. Bunun çok olacak. ileri seviyeleri var. Mesela bana gelen böyle başı derde giren insanlar vardı. İşte diyor ki adam ben bir bürokrat bu bir Twitter hesabı almışlar benim adıma evet, ve evet. sayın başbakanımıza küfür ediyor diyor o hesaptan. Evet, yani çok oluyor Oluyor diyor. Yani olan, ya olan benim, hesapları da Aynen öyle. bir kullanabilip Kullanabilir ona göre ama bunun çok aktarım. daha ilerisi var. Mesela evet. birisi de geldi dedi ki benim dedi telefonumda ee, işte birini arıyor. Evet. İşte kız arkadaşımdan karımı arıyor. Karımdan başkasını arıyor diyor. Yani bir telefon böyle Aynen. Değil, dolaşa farklı dolaşa. Aynen. Farklı kişilerden evet. farklı farklı kişileri arıyor. Ortalığı karıştırıyor ve bana şöyle bir mesaj geliyor. İşte kızın da çok şirin. Bugün işte kırmızı bir etek giymiş diyor. Ama çok yazık olacak. Atlıyorum gidiyorum işte Bağat Caddesi'nde alışveriş şey yapıyor eşimle kızım. Bakıyorum gerçekten kırmızı etek giymiş ve çok mu korktun diye üzerine mesaj geliyor. Yani insanları bu şekilde de takip edip e, rahatsız etmek e, ya da farklı farklı ekipmanlara ulaşıp ki bunlar genelde gizli servislerin ulaşması gereken ekipmanlara farklı insanlar da ulaşabiliyor artık. Bu o şekilde gerçekleşti. Şimdi bakın istatistiksel olarak her 25 kişiden biri sosyopattır. Yani bu sayı olarak böyle bir şey var. Türkiye'de sanki biraz daha mı i̇şte, yüksek? Bir, şimdi bu demektir ki yani... Biz 4 kişiyiz bu arada. Aha, burada. Yani yok. burada işte 25 kişi varsa aramızdan bir tanesinin böyle bir işler yapmaya yatkınlığı olduğu <laughs> muhakkak yani... Onun için böyle yani e, Onlarla kötü düşünen beyinlerin hı. olması kadar doğal hiçbir şey olamaz. Yani bütün insanlar iyi değildir, olamazlar. Yani dijital ortam bu işi kolaylaştırıyor. Evet, Elin onların ortaya çok fazla çıkmasını ekran, ve de gizli var. kalabiliyor ve de evet. bunu ort, tabi. Anonim kalabiliyor, anonim, evet, anonim dediniz. Şimdi <laughs> bir başka bir yere re, re, anonimse gelelim, fakat daha önce red hack biraz konuşalım. Evet. Redek e, siyasi bir bağlamda, siyasi bir görüşü destekleyen hacker grubu. Evet. E, ilk başta işte e, yine o siyasi görüş çerçevesinde konuşmaya başladılar. Bununla ilgili protesto eylemleri yapmaya başladılar. İşte birçok sisteme girdiler, zarar verdiler, devlet sistemlerine zarar verdiler. Ama tabii bence dikkat çekilmesi gereken en önemli konu masum insanların hayatını tehlikeye attılar bir evrede. Mesela bu işte ihbar hattında ihbarda bulunan e, kişilerin kimlik bilgilerini yayınladılar. TC kimlik numaraları ve kişisel telefon numaraları dahil olmak üzere. Tabi bunlar arasında işte onları, onların düşüncelerine göre işte ajal olanlar olduğu gibi normal işte ne bileyim bir esnafın sıkıntısını belirttiği bir e-mail de vardı. Ve o adamın da kişisel bilgileri yayınlandı. Çok ee, tehlikeli, çok tehlikeli. Yani. bu aslında hani bir, bir nevi artık siber terörizme doğru gitmeye başladı. Ee, diğer yandan bakıyorsunuz işte bizim e, halkımız da biraz böyle hani e, siyasi düşüncesiyle Bağdaşan ya da işte onun karşı çıktığı partiye söz söyleyeni destekleyen bir tavırla bir de biraz işin de gizemli bir tarafı olduğu için hani hackerlık vesaire diye konuşuluyor. biraz da yandaş topladı ama aslında işin iş o kadar toz pembe değil ve yapılanlara baktığımızda da işin özüne indiğimizde çok ilginç sonuçlarla karşılaşıyoruz. Mesela Emniyet Müdürlüğü'nü hackledik dediler. Evet. şimdi baktığınızda bir kütü 5 6 şifresi vardı denildi. burada şimdi itibarsızlaştırma çalışması evet. yapıldı burada. Şimdi bir tane polis memurunun 1 2 5 6 şifresi deneme olarak konulmuş ve öyle kalmış. O kişinin web mailine giriliyor. Oradaki dosyalar indiriliyor ve emniyeti hack ettik 1 3 4 5 6 şifresi var deniliyor. Hı hı. Sanki ana sistemler öyleymiş evet. gibi. Yani bir bütünün parçasından yola çıkarak siz bir takım bilgiler evet, elde ama ediyorsunuz. Ama yani e, dezenformasyon önemli evet. bir silah. Silah evet yani savaş tekniği olarak bile kullanılan yani askeri bir evet. şeydir. Bu, yani bir adım ötesinde. Evet. Sistem da... kapalı mesela. Evet. Sistemlerin açık kapalı olduğu zamanları takip ediyorlar. Resan Redek grubu. Sistem kapalı olduğu anda işte şurayı hackledik diyor mesela. Sistem orada niye kapalı? İşte bakım şimdi site, yapılıyor. Sizin hmm. bir siteniz var mı? Var evet. Şimdi bu gece ekliyorlar. Kapatmak kolay çünkü bir yerde <laughs> bu, tutuluyor. Bu gece hackliyorlar onu diye düşünüyorum. Yok hackleyemezler de evet. ihtimalle kapatabilirler. Evet. O da servis sağlayıcı ile ilgili bir şey. Herkes evet. muhakkak ki yani sınırsız kaynağı sahip değil Google, Microsoft her yere. DDoS, DDoS dediğimiz birçok sunucudan saldırılarak <laughs> kapatılabilir. Bu hacklemek değil. Bu sadece servise engellemek. Bu güvenlik açığı da değil. Bu normalde yapılabilecek bir şey ama öyle sunuluyor diğer tarafa bakacak olursak dezenformasyon evet. kısmında sistemin açık kapalı olduğu zamanları takip edip bakım zaman, bakım zamanında evet. hackledik diyorlar ve herkes bakıyor sistem kapalı. Ha o zaman demek ki eklemişler diyorlar ama ha, halbuki bakımda oluyor. E yine bir farklı bir dezenformasyon silahı. Google'dan bazı datalara ulaşabiliyorsunuz kritik. Yani sadece Google'dan siz sorgulama yapıp işte bir internet sitesi içerisinde Açık evet. şekilde konulmuş bir dizinin altında unutulmuş gizli dosyalara bazen ulaşabiliyorsunuz ve bunları yayınladığınızda işte biz bu kurumu hackledik deyip e, yayınlayabiliyorsunuz. Mustafa adlı izleyicimiz Tamer Şahin'e soruyor sitenize girmek güvenli midir diyor. <laughs> Güvenlidir çünkü evet zamanında birçok hack olayı da anıldım ama sekiz 8-10 senedir ne bunu etik yapıyordunuz anlamadım. Ne yapıyordunuz? Oraya e, ne oluyordu? Bir şey olmuyordu oraya girene. Hı. Ben birçok bilgisayar sistemine girmiştim. Türkiye'nin ilk hackeriyim, ilk ceza alan hackeriyim. Evet. Tabii o geçmişi, ne kadar ceza aldın? Bir yıl 8 ay e hapis cezası aldım, ertelendi. Heh. Ertelendi. Evet. büyük Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcısını hack etmiştim. Daha sonra nedir ee, bu duygu? Hoşunuza mı gittiydi bu? Tabii Bunu bu becermiş büyük bir, olmak. O yani. zamanki tabii işte şu an tabii etik hacker olarak hizmet veriyorum. Ben, tamam. Şimdi e, devam ettirdiniz Ama e, o, e, o tabii gibi. o aşamaya <gülüyor> <gülüyor> o aşamaya gelmek için belli bir yoldan geçmeniz gerekiyor. Yani o zaman egonuz çok şişmiş oluyor. Diyorsunuz evet, ki bu sanal alem. Ben işte normalde şapkalı, siyah şortlar giyen bir çocuktum evet. gerçek hayatta. Yani tüm dünyası bilgisayar olan sosyal açıdan yetersiz işte iki kelimeyi böyle çok 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 fazla bir araya getiremeyen biriydim. Sosyal açıdan yetersiz demiyorum çünkü internetçiler genelde sosyal açıdan yeterli oluyor. Bilgisayar, Ama o Sen bilgisayar yazılımcısı tam değil. Biraz yani. içine o kapanık bir genç. Biraz daha öyle. Evet. Çünkü sadece sizin dünyanız bilgisayar oluyor. O odaya tıkılı oluyorsunuz ve şöyle düşünüyorsunuz. Evet ben normal bir gencim. Normal hayatımda. Ama İnternet ortamında bir kıralım. kıralım. Benim ortamım tabii. orası. İstediğim yere imzama atarım. Henüz o ego terbiye edilmediyse tabii ki. Böyle düşünüyorsunuz ve şöyle imza atma kısmı geliyor. Şimdi neden imza atar? Yani şöyle düşünüyorsunuz. Çok güzel bir resim yaptınız ve bu resmin altında muhakkak ki imzanızı atarsınız. Çünkü sahipsiz bırakmak istemezsiniz. Yani bu biraz da ona benziyor. Ekrem, o yüzden o imza atmaz e değil mi? Yok aslında atar. Eğer zararsız biriyse atar. Ama e, bir sanayi casusuysa sistemdeki bilgileri alıp sessizce çıkar. İmza atmaz. E, ya da işte çökertir sisteme zarar verir. İmza atmadığın yerler olmadı mı? Olmuştur muhakkak ki <gülüyor> meraktan. <gülüyor> zamanında evet, tabii ki. Ama olmuştur. bu çok enteresan bir şey. Bu bir paralellik tabii ki. Ben ister istemez Hı -hı. kuruyorum. Mesela seri katillerin imzaları vardır. Evet. O imzalardan aslında olayları birbirine bağlayabilirsiniz. Yani kim olduğunu bilmiyorsanız katilin ama orada burada şurada birilerini öldürdüyse or o mekanlarda attığı imzalardan aslında bu insanın aynı insan olduğunu bir kere Hayır. anlarsınız. Şey de aynı şekilde geçerli. Yani dijital hacker da geçerli. de dijital aynı biçimde ama mi imza bu, atıyor? Nasıl bir imza? Şöyle söyleyeyim baş harflerini bırakabilir. Bir resim koyabilir, bir fotoğraf koyabilir. Evet. Ya da farklı belirleyen bir e, unsur olabilir, bir cümle Hep aynı olabilir. aynı şeyi mi yapıyor ama her sefer başka şeyler mi yapıyor? Yok, kendi çünkü kimliği, vardır bir karakteri kimliği, vardır. Onun aynı şeyler yapıyor. Mesela evet. siyasi Bu güzel bir görüş olanlar için tabii ki. Tabii mi? siyasi Bulman görüşü açısından. olan, siyasi görüşüyle ilgili bir marş koyabiliyor. Evet. İşte ne bileyim bir fotoğraf koyuyor, bir protesto mesajı koyuyor. Dini olan, dinle ilgili mesela işte Hazreti Muhammed'in karikatürleriyle ilgili saldırılar olmuştu bankalara saldırılar oldu. Bankalar kapalı kaldı. İşte çok büyük, devasa bankalar kapalı kaldı. Oralarda yine farklı mesajlar verildi. Ama mesela çok zarar verilen bir örneğe bakalım. Dünya Epilepsi e, Aa, Kuruluşu'nun evet, evet, internet sitesini hackleyip evet. oraya işte alacalı bulacalı bir animasyon yerleştirdi ve e, o anda bilgisayarın başına oturup o internet sitesine giren Epilepsi hastalarının hepsi işte kriz geçirdi bilgisayarın evet. başında. Evet, Sar sarra krizi geçirdiler. Yok, o Işık, değildi. Başka bir şey grubuydu. Yani birtakım takım ışık evet. şeyleri gördüğü zaman hareketleri Benzer onlar şey uyarılıyor. Anonymous da yapmıştı. yapmıştı. Evet. Ee, bir tane video yayınlamıştı YouTube üzerinde. O videoyu seyretmeye kalktığınız zaman epilepsi e, hastalarını tetikleyen bir videoydu. Ee, evet, çünkü... tabii işin bu yana artık giderek kriminal bir boyut... Evet. Ulaşıyor. Yani bu başka bir şey başka bence. bir şey oluyor. Evet. Fakat ben mesela red hacklerin e, sadece muhalif olmanın ötesinde diyelim ki pedofillere karşı, tecavüzlere karşı vesaire yani böyle bir takım e, bazı suç Hı -hı. tiplerine karşı da oldukları ya ve o açıdan da. Evet Aslına bakarsanız tabii birçok şeye karşı olabilir, muhalif olabilir hacker grupları. Bunları da kendi yöntemleriyle doğru ya da yanlış ifade edebilirler. Ama bizdeki hacker gruplarına baktığımızda şöyle bir şey görüyorum. X sisteminde bir açık var. X sistemi işte bir bakanlık diyelim. O bakanlıkla ilgili bir açık bulduk. Neyi protesto edebiliriz? Çünkü orada açık bulduğu için yapıyor. Şimdi orada tabii demin konuştuğumuz enformasyon yani savaşına giriyoruz evet. aslında. Yani amaç... E bir noktadan bakıldığı zaman bir parça e, itibarsızlaştırmak. Dolayısıyla e, ben de bir süredir e, takip ediyorum ve o takip ettiğim şeyin içinde böyle bir şey sezinledim. E, sistem kapalı iken ya da sistemin boşluklarını yakaladık. Mesela binlerce yere saldırıp ondan sonra bir tane yer boş gördükleri zaman oraya e, düşürdükleri zaman bu sefer e, biz orayı yaptık diyorlar ve diğer sanki yerlere saldırılmamış gibi. Yani ya da çok yani büyük bir kurumda 100 tane çok 100 tane sunucu vardır. Bir ana sitesi vardır ki önemli yani ses getirecek olan ana sitedir. Ama çok alt bir site vardır mesela xyz bilmem xyz.bilmemne.com. Gidip orayı hackleyip evet. o kurumun ana sayfasına hackleyebilirsin. Şey, yani bahanesi de sizin söylediğiniz gibi Protesto. bahane üzerine yani hani atıyorum girdiğiniz yer işte Tamer'in sitesi ise Tamer'le ilgili bir konu yazıp mesela Tamer programda şöyle bir şey söyledi. Onun için ben burayı hackledim. Ama bu 3 ay sonra olursa mesela 3 ay sonra açık bulduğu için olacaktır. Tamam anlıyorum <laughs> ama ben şimdi madem ki diyorum ki bu insanlar bir beceri sahibi sizin gençliğinizdeki gibi yani bir, şey, bir şeyleri Doğru. yapabiliyorlar. Bu becerilerini o kadar faydalı bir yerde kullanabilirler ki mesela internet üstünden pornografiyle mücadele ederek, çocuk pornografisiyle... Bunu kullanıyorlar yani. Mesela ben kullanıyorum. Ben e, hatta bir olayda da yakalatmıştım bir zanlıyı evet. bu şekilde. E, Bursa'da işte engelli çocukları taciz evet. eden birini evet. yakalatmıştım. Evet. ben Emniyette ortak çalışma yaptım. İşte onların da bu tip e, çalışmalarla gündeme gelmelerini ve Türkiye'nin gelişmesine aslında ve daha... Ee, daha adil bir gelecek için katkıda bulunması yani bu bazı, becerileri e, kullanmalarını şeyde, tercih etmeliyiz. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani bu e, bunun kimin sorumluluğu olduğuna da bakmak gerekiyor. Yani sonucu itibariyle biz kendi sorumlulukları. O, o, o biraz değil. öyle gibi görünüyor ama e, belki şöyle bir sorun yok mu? Bana da öyle, öyle geliyor. Mesela diyelim ki ben hırsızlara düşman olup. İşte e, geceleri dışarıda dolaşıp hırsızları yakalatmak Dexler için e, birilerini yakalayıp dövmeye kalkarsan Dexter Morgan alıyor. mi? O da var. Dexter'e yani... Dexter'e e e, cinayet işleyenler var. Özerli sonuç şimdi. itibariyle evet. burada bir polisin görevi var. Evet, e, tabii yavaş yavaş bu akşamı kapatmak zorundayız çünkü sonunda Dexter'e Dexter'e kadar bile vardı. E, evet, daldan dala gittik ama bence çok ilginç şeyler. Var. Tabii çok şey soran oldu ne yazık ki onlara cevap veremediğimiz için vakitsizlikten gerçekten özür dilerim. Ee, ama söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son, son Bize, bir cümle. E, hepimizin mail adresleri var aslında. Twitter'dayız. Ee, Twitter'dayız. Evet. Dolayısıyla e, sorulara başı derde gelen girenler evet, bulabilir. Sorulara cevap verebiliriz. Aslında sanal dünyadaki işte sanallaştırma ile ilgili bir takım bayağı açıklar vesaireler var. Onlara hiç değinmedik vaktimiz kalmadı ama... Evet, ama büyük büyük şirketlerden evet. küçük küçük şirketlere kadar herkesin evet. başı derde girebilir. Bu masanın etrafındakiler ben hariç bu konuda. <laughs> Size, herkese yardımcı olabilirler. Tabii Ücreti muhabirlik yani, tabii. Son olarak söyle yani. diyelim evet. normal kullanıcıya, son evet. kullanıcıya. Çabuk, çabuk. Ee, bir yere tıklarken dikkat edelim her gördüğümüz tıklamayın. Yere tıklamayın. Her her yere, <laughs> her yere tıklamayın. En diyorlar. temel. Tamam. Çok teşekkür, ederiz. Ee, teşekkür şimdi, ederiz. Bizi izlediğiniz için de size çok teşekkür ederiz.